Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de soru cevap bölümümüzde sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları her çarşamba cevaplıyor. Aynı zamanda bizim yayınlarımızda diğer günler yetiştiremediğimiz sorularımızda özellikle bugün hepsini not alıyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinizle ilgili, ailenizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, ilişkiye dayandığı sürece sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz. Biz de yayın esnasında hepsine yer vermeye çalışacağız. Hoş geldiniz Şehadet Hanım. Hoş bulduk Mia Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok güzel sorularımız var bugün. İzleyicilerimiz sağ olsunlar. Geçtiğimiz günlerde de sorularını yollamaya devam ettiler. Yayınlarımızda maalesef hepsini yetiştiremedik. Onları da akışımıza ekledik. Bugün aynı şekilde hem geçtiğimiz yayında yetiştiremediğimiz sorularla hem de bu süreçte bize ayrıca sosyal medyadan gelen sorularımız da oldu. Onlarla başlayalım istiyorum Şehadet Hanım. Şöyle bir sorumuz var. Aileden görülemeyen psikolojik dayanıklılık sonradan nasıl elde edilir? Kendine yetme hali nedir? Aslında psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey Nihan Hanım, kişinin kendiyle alakalı, kendi sınırlarıyla alakalı farkına varması, bunu bilmesi, bunu anlayabilmesi. Bizim psikolojik dayanıklılık dediğimiz şeyi bazen şöyle anlayabiliyoruz. Ya diyoruz ki, çok fazla sıkıntın var ama aslında bak sen bunu kaldırabiliyorsun, sen bunu yapabiliyorsun. Hayır, sadece psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey biz bir olayı yaşıyoruz da onu kaldırıyoruz demek değildi. Nedir biliyor musunuz? Kaynaklarımızın da güçlü olması çok kıymetli. Kaynakların güçlü olması nedir? Bunlar terapide çok uyguladığımız şeylerden bir tanesi. Muhakkak sizler de uyguluyorsunuzdur. Yani gerçekten hayatınızda sizi çıkmaz sokan olaylar var. Sizi çok yoran, sizi çok sıkıntı veren şeyler var. Durumlar söz konusu. Ama öyle bir hale geliyorsunuz ki ya ben bu sıkıntılardan, evet hayatımda sıkıntılar var ama ben bunu nasıl çözüyorum? Mesela örnek veriyorum. Dindar bir insansa bunu belki de dua ederek, işte zikir çekerek, tefekkür ederek bunu halletmeye çalışıyor. Başka birisi belki yoga yaparak, meditasyon yaparak rahatlamaya çalışıyor. Başka birisi buna yürüyüş ekliyor. Başka birisi buna kendiyle alakalı sosyal çalışmaları, sosyal becerilerini etkileyebiliyor ki bu da demek oluyor ki bu kişi bir olay yaşadığı zaman kendini regüle etme sistemi var. Kendini düzene sokabilme sistemi var. Bu zaten aslında çocukken kazanılabilecek bir sistem. Yani çocukken bir olay yaşadığımız zaman annemiz gelip bize dese ki Ayşe, Fatma çok mu üzüldün, çok ağladın, hadi gel, gel kızım kucağıma otur ya da gel bakalım hadi konuşalım seninle diyebilmek. Ya da çocuğumuz böyle sinirlendiği zaman, öfke patlaması geçirdiği zaman böyle kucağımıza alıp onu sakinleştirebilmek. Yani olaya şu şekilde bakmamak daha doğrusu. Üzüldün mü? Bak ben sana ağlama demedim mi kaç kere? Ağlamayacaksın. Ya da ağlamak sana yakışıyor mu? Erkek adam ağlar mı? Sen kocaman kız oldun. Niye ağlıyorsun? Gibi sözler o çocuğun psikolojik dayanıklılığını negatif yönde etkiler. Yani o çocuk kendini çıkartabilecekken, kendini iyi bir hale getirebilecekken, kendiyle alakalı duygu durumunu fark edebilecekken bu çocuk bunun farkına varmamaya başlıyor. Yani farkına varmamaya başlıyor ne demek aslına bakarsak? Çocuk ben ağlarsam yanlış bir şey yapıyorum. Ben öfkemi gösterirsem yanlış bir şey yapıyorum. O yüzden bunu yapmamam lazım. O yanlış, bu yanlış diyerek tüm duygu durumunu böyle bastırmaya başlıyor. Sadece bu üzüntü olan durumlarda değil yani. Pozitif olan şeylerde de geçerli. Yani bir siz çok seviniyorsunuz. Ay çok sevindim, başıma bir şey gelecek. Hep vardır ya ve çocuk bunu duyuyor. Çocuk diyor ki benim çok sevinmemem lazım, başıma bir şey gelecek. Başınıza bir şey gelip gelmemesi sadece mutlu olmanızla ya da olmamanızla alakalı olmayabilir. Hı hı. Gerçekten yaptığınız bir şekilde bir şeyler doğru gitmiyordur ve bir şeyler olmuştur. Hı hı. Yani biz sadece oraya bağlamaya çalışıyoruz, evet. Ve suçluyu hep kendimiz gösteriyoruz. Bu, evet, bizim kodlarımızda da var. Hep aman yapmayayım, aman çok gülmeyeyim, hı hı, aman çok sevinmeyeyim. Bu kendimizi o anı yaşamak bile, o anı yaşayıp o anda mutlu olmayı bile engelliyoruz aslında bakarsak. Bu da kendimizle alakalı ve psikolojik dayanıklılığımızla alakalı bize negatif yönlüye dönüşümü oluyor. Peki hanımefendi demiş ki psikolojik dayanıklılık demiş, bir de kendine yetme hali.
Şimdi psikolojik dayanıklılıkla kendi yetme halini aynı kefeye koymayalım. Hmm. İkisi aslında farklı tabii. bir şey. Çünkü kişi psikolojik olarak dayanıklı olmayabilir ama der ki ben kendi kendime yetiyorum der. Ama arkada travmaları çok fazladır. Ya da bir kişi psikolojik olarak gerçekten dayanıklıdır. Kendime gerçekten bunu yapabilirim, edebilirim der ama öyle aşamalara gelebilir ki ya ben herhalde yetemiyorum diye de hissedebilir. Burada şuna iyi bakmak gerekiyor. Dayanıklıktan kastınız ne? İkincisi yetersizlikle alakalı kastımız ne? Çünkü kendine yetebilmenin altyapısından yanının yetersizlik inancının olmaması vardır. Eğer kişi kendine ben yetemiyorum diyorsa, ben bunu yapamıyorum, edemiyorum diyorsa muhtemelen yetersizlik inancı vardır. Yani her yetersizlik inancı da bizim psikolojik dayanıklılık olmamızla, doğmamızla alakalı olmayabilir. Evet. Altyapısı başka bir şey olabilir. Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. O yüzden kendine yetme hali şudur aslında bakarsak. Kişi bir durum, bir olay ya da bir sorumlulukla alakalı bunu üstesinden gelebilirim, bunu başarabilirim inancının olması gerekiyor. Ben kendi kendime yeterliyim. Ne olursa olsun bunun üstesinden gelebilirim. Üstesinden gelme yöntemi herkes gibi olmayabilir. Ya da çok başarılı olmayabilir. Yani kendini yeterliyse insan illa hayatta çok başarılı olacak, çok çalışkan olacak anlamına da gelmiyor. Kendi iç dinamiğinde bütünü yakalamış hale gelir ve kendi kendine yeterli olduğunu hisseder. Şu yüzden ikisi ayrıdır. Evet, baktığımız zaman yetebilmek, yeterlilik ve yetersizlik ve dayanıklılık ve dayanıksızlıkla alakalı şeyler ayrıdır. Ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bunlar aynı zamanda birbirini besleyen duygulardır. Yani bir kişi evet dayanıklıysa kendiyle alakalı ben yetebilirim inancı vardır. Ya da kendi yeterli bir insanın dayanıklılık durumu vardır. Ama hepsi ikisi de aynı şey diyemeyiz maalesef. Evet. Yani bunun ikisini ayrımını yapmamız da gerekiyor. Burada psikolojik dayanıklılıkla alakalı daha önce yaptığımız yayınları da hemen burada belirtmiş olalım. Özellikle sadece psikolojik dayanıklılığı anlattığımız, bunu nasıl geliştirebileceğimizi anlattığımız bölümlerimiz de oldu. Dileyen izleyicilerimiz YouTube Wow TV hesabından Kendini Bilmek programının ve diğer bütün programlarımızın geçmiş bölümlerine ulaşabilir. YouTube'da doğrudan Kendini Bilmek Wow TV şeklinde arattığınız takdirde programımızın bütün bölümlerinin bir arada olduğu oynatma listesi de karşınıza çıkacak. Oradan eğer merak ettiğiniz başka konular olursa onlarla alakalı bölümlerimize de ulaşabilirsiniz. Orada da çok uzun uzadıya açıklamaya çalışmıştık ama bugün yine değinmiş olmak tabii ki kıymetli. Çünkü bizim için önemli kavramlardan birisi. Aynı zamanda psikolojik esneklikle de bunu bağdaştırabiliriz değil mi Şehadet Hanım? Evet. Burada psikolojik esneklik açısından baktığımızda hem kaynaklarımızın gerçekten bizim için önemli olduğunu vurguladınız. Hem de bir altıgen modeli var kabul kararlılık terapisinde. Bu altıgen modeli üzerinde psikolojik esnekliğin ayaklarının ele alındığı bir model bu. Ve biz özellikle şunlara bakmaya çalışıyoruz. Kişinin anla teması nasıl? Yani şimdi ve burada olabiliyor mu? Bu ne demek? Aklı sürekli geçmişte veya gelecekte bu kaygılarına yoğunlaşmış şekilde değil. Yaşadığı ana odaklanabiliyor mu? Yoksa onun odağını dağıtan, zihnini dağıtan başka durumlar var mı? Bunların azalması bu psikolojik esneklik açısından olumlu adımlardan biri. Bir diğeri değerleriyle olan temas. Yani bu hayatta ne uğruna yaşıyorum? Benim için nasıl birisi olmak ve nasıl biri olarak ölmek kıymetli? Peki benim yaptığım eylemler beni bu değerlerime yaklaştıran mı yoksa uzaklaştıran eylemler mi? Bunun kararını vererek hareket edebilmek ve eylemlerimizde kararlı ve tutarlı olabilmek. Yani bu tutarsızlıktan arınmaya çalışmak. Kendimizle alakalı, bizim kendimize yüklediğimiz anlamlar, ben nasıl biriyim, kendime yüklediğim etiketler, tamamen bu etiketlerin zindanında mı yaşamaya devam ediyorum? Kendime tembel, güçsüz, aciz dediğim olumsuz etiketlerle mi yaşıyorum? Yoksa bazen güçsüz olabilirim ama benim şöyle yanlarım da var dediğim ayrışmayı yapabiliyor muyum? Kendilik algımızın sağlıklı olabilmesi. Bilişsel ayrışma 5. basamak. Yani bunlar 1'den 5'e kadar doğru sıralama değil. Bir altıgenin ayakları şeklinde ama bunlardan bir diğeri de bilişsel ayrışma. Bu da yine kendimizle alakalı düşündüğümüz kalıpların ve kuralların bizi sarmalaması. Yani o kadar çok biz bu kurallara ve bu düşüncelere bağlı yaşamaya devam ediyoruz ki önümüzü bile göremez haldeyiz. Ve neticesinde de bütün bunlarla beraber eş zamanlı olarak da ilerleyecek bizim çok önemsediğimiz adımlardan bir diğeri de kabul. Evet. Kabul de
Ben artık kabul ettim, böyle birisiyim. Benden adam olmaz şeklinde bir cümleyle olan bir durum değil. Kabul bizi zorlayan ve bizim yanaşmak istemediğimiz duygularla beraber hayata devam etme çabası. Yani bazı konularda gerçekten başarısız olabiliriz, yapamayabiliriz. Sürekli bunu neden yapamıyorum, başarısızım demek yerine bu başarısızlık hissinin, bu başarısızlık düşüncesinin verdiği rahatsızlığa da içimizde yer açıp bunlarla beraber devam etme becerisi. Bu altı giyendeki bu bahsettiğim başlıkları gerçekten önemsiyorum. Çünkü her biri için hayatımızda ufak adımlar attıkça birbirine bağlı bir şekilde hayatımızı daha iyiye götürmek için bize faydalı olmaya başlıyor. O yüzden bütün bunları gerçekleştirmeye başladıktan sonra neticesinde biz gerçekten psikolojik esneklik dediğimiz kavrama yaklaşmış oluyoruz. Bu da bizi neye yaklaştırmış oluyor? Hayatta karşılaştığımız zorlu durumlar karşısında nasıl tepki vereceğimize. Yani bu zorlu durumlar karşısında hareketsiz kaldığımız, tıkandığımız bir yerde mi kalacağız? Yoksa bununla beraber hayata nasıl devam edebilirim? Şimdi nasıl bir çıkış yolu bulabilirim dediğimiz tarafta mı kalacağız? Kesinlikle Nihan Hanım, çok güzel bir yere değindiniz. Mesela bunu özellikle izleyicilerime söylemek istiyorum. Mesela başarısızım, yetersizim, çaresizim gibi ya da ben kaygılı bir yapıdayım, kaygılı bir insan yapısına sahibim. Bu tarz düşünceleri sürekli kendimizle alakalı o düşüncenin üzerinden gördüğümüz zaman, baktığımız zaman, o gözlüğü taktığımız zaman kendimizdeki alakalı böyle aydınlık, böyle parlak olan güzel tarafları göremiyoruz maalesef. Başarısızım ama diyemiyoruz. Ben, aha sen, ben hep başarısızım diyoruz. O girdaba girdiğimiz zaman da bataklık gibi çıkmakta çok zorluk çekiyoruz. O bataklıkta savaşıyoruz. Halbuki onu gerçekten söylediğiniz şey çok kıymetli. Kabul edip evet böyle bir gerçek var. Benim bu gerçekliğim beni bir rahatsız eden bir şey. Bunun altyapısında bir travma olabilir. Bunun altyapısında gördüğüm bir şey olabilir. Bunun altyapısında bireysel bir tecrübem olabilir. Ama bir de bir diğer pencerenin diğer tarafına bakmam gerekiyor. Orada neler var? Yoluma devam etmem gerekiyor. Bakalım kaynağımı bu konuda nasıl güçlendirebilirim diye. Kendimizi aslında o sağ beyni, kendimizi duygusal olarak depresi sokacağımız beyinden çıkartıp daha analitik düşüncemiz sol beyni aktarırsak o sağ beynin bize verdiği girdaptan da kurtulmuş oluyoruz aslında bakarsak. Bence bu çok kıymetli. Bunu izleyicilerimizin fark etmesi ve fark ettikten sonra bir dakika, burada bir şeyler değiştirebilirim. Şu an bile izliyorsa kendiyle alakalı ne kadar negatif düşünce ve inancı varsa ben buna neden saplanıp kalıyorum, yoluma devam edeyim dediği anda zaten hayatına alakalı başarısızsa başarıya ait olan düşünceler, işte kendini işte değersize değere ait düşünceler gelmeye başlayacaktır. Bence bu yöntemi de uygularlarsa çok daha güzel olacaktır kendileri için. Bununla alakalı kendi başımıza bunu nasıl yapabiliriz dedikleri noktada işte böyle kendilerini geliştirebilecekleri yayınları veya kitapları takip ederek bunu yapabilirler. Ama bununla beraber tek başına yine de bu konuda ilerlemekte zorlanırlarsa mutlaka bir destek almaları bu yolu çok daha hızlı bir şekilde geçmeleri adına çok yardımcı olacaktır. Ailemizde göremediğimiz durumlar maalesef bizim üzücü geçmişimiz olabilir. Ama artık bir yetişkin olarak kendi hayatımızın sorumluluğunu alacak yaştayız. Dolayısıyla ailede görememiş olmamız ömür boyu bizim edinemeyeceğimiz ve geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bilgiyle beraber hayatımızı sürdürmeye çalışalım. Kesinlikle. Diğer sorumuz şu şekilde. Bir depremzedemiz yazmış bu soruyu. İki ay oldu, kendimize gelemedik, toparlanamıyoruz. Ne yapmalıyız? Şimdi şöyle, ben özellikle deprem felaketi ya da bunun gibi felaketler, hayatına işte ölümle alakalı büyük olaylar yaşayan insanlara en az 3 ay ile 6 ay verilmesi taraftarım. Yani bir kere zihin onu, o yaşadığı travmayı kabul etmesi zaten zordu. Yani bir kere kabul etmede bir sıkıntı var. Yani sıkıntıdan kastımız şu, yani şu an hala travmatik durumdalar. O yüzden kendilerine lütfen birazcık süre versinler bununla alakalı. Desinler ki yani 6 ay ben kendime bu izni veriyorum. 6 ay iyi olmama izni veriyorum. 6 ay eski haline dönmeyle alakalı kaygılarımı, üzüntümü kabul ettim ve kendime izin veriyorum. 6 ay sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır bu duygular. Bir yıl sonra çok çok daha azalacaktır. 6 ay geçti ve hala depremle alakalı duygularınız, düşünceleriniz devam ediyor ve gerçekten çok kötüyseniz lütfen uzmandan bir destek alın. Özellikle bununla alakalı travma çalışan, EMDR yapan terapistlerle çalışın. Bununla gönüllü çalışanlar var, gönüllü çalışanlar da yapabilirsiniz. Evet. Akut çalışanlar da var. Yani akut çalışan ne demek?
akut bir anda olduğu zaman anlık müdahale gibi durumlarda çalışmalar da vardır. O en azından şokla alakalı biraz daha rahatlamasalar. Ama onun dışında 6 ay kendinize izin verin bununla alakalı. 6 ay baksanız toparlıyorsunuz. Tamam, iyileşime devam ediyor. Ama toparlayamıyorsunuz. Depremin size bıraktığı şeyler sadece depremle alakalı değildir. Eğer inançlarınızda çaresizlik inancı, geleceğe dair umutsuzluk gibi şeyler varsa bu hem sizin çocukluğunuzla alakalı hem de yaşadığınız travmayla alakalıdır. Gerçekten sadece yaşayan için değil, uzaktan bizler yani durumu şahit olanlar için çok zor bir durum. Tabii. Çok acı bir durum. Bizim bile yani Nihan Hanım oturduğumuz zaman gündemimizden biri hala depremse, biri hala evler sağlam mı, acaba çocuklarımızın geleceği ne oluyor diyorsa biz de hala aktif olarak yaşıyoruz. Ama bunu ben yaşamayı kötü olarak görmüyorum. Hı hı. Hep daha önce söyledim ya, bu üzülmeyi, bu kaygıyı kötü olarak görmüyorum. Hayır, aksine sizi bu harekete geçirsin. Yani ne olsun, örnek veriyorum, öğretmenseniz çok daha iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine kurun. Daha sağlam ev yapacak bir inşaat mühendisi yetiştirmek üzerine çocuklarınızı, öğrencilerinizi yetiştirin. Çocuklarınız o yöndeyse çocuklarınızı o yönde motive edin. Daha insanın canının ne kadar daha kıymetli olduğunu söyleyecek şekilde motive edin. Hı-hı. Çünkü burası deprem bölgesi. Ya da kendinizle alakalı bir durumsa şunu öğrenin ki bir komşunun kapısını çalayım. Çaldı mı bugüne kadar diye sorun kendinize. Evet. Bir ihtiyacı var mıydı, bir şeyi var mıydı? Ya da herhangi bir şeyde bir yaptığım bir şeyden verdin mi, bir tas, bir tabak verdin mi, ikram ettin mi diye sorun. Komşuluk haklarına önem verin. Kendinizle alakalı bunu tekrar ve tekrar bir düşünün. Acaba ben neyi değiştirebilirim kendimle alakalı? İnanın değiştireceğimiz o kadar çok şey var ki. Ama bununla alakalı ilk önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimize bir bakalım. Kendimiz neredeyiz? Evet. Ve neyi değiştirebiliriz? Ama onun dışında hala travma ve üzüntüsü devam ediyorsa dediğim gibi 6 ay bir kendisine izin versin. Hı hı. Eğer hala aynı akut şekilde devam ediyorsa uzmandan ve destek alsın. Bildiğim kadarıyla Nihan Hanım ücretsiz destek veren yerler de var bununla alakalı. Lütfen bunlara başvurularsa çok daha net cevaplar, net dönüşler alacaklardır. EMDR Derneği'nin ücretsiz destek imkanı var. Kendi internet sitesinde Türkiye'de bütün illerde hangi uzmanların ücretsiz destek verdiğine dair bir bilgilendirme mevcut. Özellikle depremden etkilenmiş kişiler için bunu biz de tekrar hatırlatmış, duyurmuş olalım. İnternette EMDR Derneği üzerinden ücretsiz psikologlara ulaşabilirsiniz. Evet. Depremzede olduğunuzu belirterek yaş gruplarına göre çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı hizmet veren psikologlar var. Onlardan da destek talep edebilirsiniz ve bununla beraber pek çok özel kurum, belediyeler, devlet hastaneleri her birinden bir uzmandan destek için başvurabilirsiniz. Herkes bu konuda çok büyük bir seferberlik halinde. Özellikle ruh sağlığı çalışanları elinden geleni yapmaya çalışıyor. Eminim çok da mutlu olurlar kişiler onlara ulaştıkça, birilerine hayatına dokunmaya başladıkça. İnşallah birbirimizi beraber iyileştireceğiz. Onlar da bize şifa olacak, biz de onlara şifa olacağız. Hep beraber bu süreci inşallah atlatmış olacağız. Ama sizin de dediğiniz gibi zamana ihtiyacımız var. Hepimizin zamana ihtiyacı var. Sıradaki sorumuz şöyle. Farkındalık arttıkça, erişkin oldukça yalnızlaşma duygusu normal midir? Şimdi bu birazcık daha şöyle bir şey. Bakın, yaşla alakalı biz bunu çok benzeştirdiğimiz durum var ve bu yaşla alakalı bir durumu var. Bunu kesinlikle kabul ediyoruz ama şunu da unutmamak gerekiyor. Kişinin asıl yaştan ziyade hanımefendinin de bahsettiği gibi ya da beyefendinin farkındalığın artması çok kıymetli inanıyorum. Yani bir insanın bir olayla farkındalığı. Yani örnek veriyorum. Hani hep bize diyorlar ya, izleyicilerimiz soruyor. İşte kayınvalidem şunu yaptı. İşte bilmem ne arkadaşım bana bunu yaptı. Şöyle şöyle çocuğum bana böyle bir şeyler yapıyor. Neye bakıyoruz biz? Her zaman ne diyoruz izleyicilerimize? Sınırdan bahsediyoruz. Hatta diyoruz ki lütfen sınırda rahmet vardır. O sınırı korumaya çalışın. Yani sınırdaki rahmet hem size rahmettir hem çocuğa rahmettir. Hem size rahmettir hem eşinize rahmettir. Hem size rahmettir hem de kayınvalide, kayınpederinize rahmettir. Yani ne demek istiyoruz? Rahmet de kastımız ne? Yani orada bir güzellik vardır. Orada bir birbirinin alanını koruma vardır. O yüzden çok kıymetlidir. Şimdi farkındalık arttıkça işte insan sınırlarını korumayı çok daha iyi öğreniyor Nihan Hanım. Çünkü farkındalıkla beraber kişi kendini biliyor. Diyor ki bir dakika, benim diyor
negatif taraflarım ve hassas noktalarım burası, güçlü taraflarım burası. Ben bunu bu şekilde yapabilirim, ben diğer türlü de böyle yapabilirim diyor kendiyle alakalı. Hı-hı. Ve diyor ki peki bana iyi gelen kimler var? Hangi arkadaşlarım var? Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet kimler var? Kimler bana gerçekten bu konudan iyi gelmiyor? Yani sınırlarımı zorlayabiliyor. Ya da ben bu arkadaşları hayatıma devam ettireceğim ama aynı zamanda sınır koyabilir miyim? Buraya çok iyi bakmak gerekiyor. Evet, diyorsunuz ki ben bu arkadaşımı kesmek istemiyorum. Hı-hı. Peki sınır koyabilecek misin? Sınır koyamayan insanlar ya da sınır koyamayacağına güvenen insanlar, yani sınır koyamayacağını düşünen insanlar Nihan Hanım, burada daha şey yaparlar. Yani birazcık daha kendini geriye çekme eğilimini de gösterirler. Burada şuna iyi bakmak gerekiyor. Farkındalığın artması çok güzel. Biraz daha yalnızlaşma hissi çok güzel. Evet. Ama bu durum sizi arkadaşsız hale ya da dostsuz hale getirmez. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra kişiden şunu da söylüyor. Yani bir tane dostum yokmuş. Bir tane arkadaşım yokmuş. Aslında arkadaş ya da dost bulabiliriz. Ama sadece problemimiz evet. Şunu yanım, sınır koymayı bilmiyoruz. Çünkü insanlar bizden ya çok fazla alıyorlar ya da biz çok fazla verici oluyoruz bir şekilde. Ve daha sonra bir bakıyoruz ki bir dakika ya ben değilim, bu Ayşe değil, bu Fatma değil, bu Ahmet değil, bu Mehmet değil. Ama bakmıyoruz ki acaba ben burada bir hata mı yaptım? Ben bu insana gerçekten çok verici olarak kendimle alakalı ya da ilişkilerimle alakalı çok fazla verici olarak bu arkadaşımı ben mi zorladım? Ya da benden gitmesini ya da ben ondan gitmeyi kendim mi zorladım diye iyi bakmak evet. Gerekiyor. Onun dışında eğer ki farkındalığınız arttı ve yaşadıkça biraz daha yalnızlaşma duygusu yaşıyorsanız bu dediğim şeye çok iyi bakın. Hı-hı. Yani sınır mı koyamıyorsunuz bununla alakalı? Yoksa gerçekten sağlıklı bir şekilde sınır koydunuz ve kendinizi biraz dinlemek mi istiyorsunuz? Hı-hı. Yalnızlaşma bakın, yalnızlık Allah'a mahsustur diyoruz ya. Bunu genelde evlilik döneminde insanlar böyle birbirine tavsiye için söylerler. Ama insan sosyal bir varlıktır. Minimum düzeyde olsa bile ilişkilerimizi devam ettirmek durumundayız. Evet. Yarın bir gün kimin kapısına, kimin ne için ne ihtiyacımız olacağını asla bilemeyiz. O yüzden o sınırı korumak adına lütfen yalnızlaşmayı da kendimize zarar vermeyecek şekilde algılayalım. Hı hı. Çünkü bana hanımefendinin bu sorduğu soruda bundan da çok %100 memnun olduğu bir durummuş gibi gelmiyor. Evet. Yani normal mi diye soruyor. Ben böyle bir ruh hali içerisindeyim. Bunun altyapısı olabilir. Bulunduğu şehir olabilir. Kontak kurduğu arkadaşları olabilir. Ruhuna iyi gelmeyen bir mekanda ve ruhuna iyi gelmeyen insanlar arasında olabilir. Hı hı. Ve o da kendiyle alakalı ben en iyisi bu insanlardan uzaklaşayım ve yalnızlığa doğru gideyim diye iç evet. Dünyasına çekilmiş olabilir. Bu sağlıklı bir şey çok fazla değildir. Evet, hayatın belli dönemlerinde bunu yaşamak tefekkür anlamadığına güzeldir ama soyutlaşmak, toplumdan soyutlaşmak çok sağlıklı bir şey değildir. Bence mekan değişikliği yapabilir hanımefendi. Arkadaş değişikliği yapabilir. Ya da eskiye dair arkadaşları varsa tekrar bir hal hatır sorabilir hı hı. Bununla alakalı. Bu ona iyi gelecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi evet belli bir aşamada yalnızlaşmak iyi ama hayatımızın tamamını yalnızlaşma üzerine kurmamamız gerekiyor. Şehadet Hanım, şimdi sıradaki sorumuz Toronto'dan geldi. Ben çok mutlu oluyorum. Özellikle izleyicilerimiz nereden sorularını sorduklarını belirttikleri zaman. Hı-hı. Şimdiye kadar pek çok farklı ilden soru cevapladığımız oldu. Yurt dışından yine aynı hı-hı. Şekilde. Özellikle Almanya'dan gelen sorularımız evet, oluyordu. Evet, evet, evet. Ama böyle farklı yerlerden bizi izleyenlerin olduğunu bilmek, onların bir selam göndermesi bizi çok mutlu ediyor. Kıymetli. Biz de her birine selamımızı yolluyoruz, sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle bunu da belirtmiş olalım. Bu çok güzel bir şey. Biz kimlerin evine misafir oluyoruz bilmiyoruz. Ama birilerinin kalbine dokunmak niyetiyle hı-hı. Bu programı yapıyoruz. İnşallah bu niyetimiz hasıl oluyordur. Gelen cevaplarla da bizim bu motivasyonumuz artmış oluyor. Bizde şey oluyor Nihan Hanım, görüldüğümüze dair, evet. Duyulduğumuza dair inancımızı pekiştiriyor. Evet. O yüzden özellikle izleyicilerimizden söylüyoruz. Evet. Hani diyoruz hepimizin bir ihtiyacı var. Hepimiz evet. Ya görülmek ya duyulmak ya anlaşılmak istiyoruz. Siz bize soru sordukça, siz bize mesajlar attıkça, güzel dileklerinizi evet. Paylaştıkça dünyanın her yerinden olsun. Biz diyoruz ki galiba söylediklerimiz birilerine dokunuyor. Hı hı.
galiba güzel bir şey için vesile olabiliyoruz. İnsanlara böyle bir vesile sebep kapısı evet. olabiliyor bizim için. Çok mutlu oluyoruz. Bizim de görülme ve duyulma ihtiyacımızı karşılıyor evet. bunlar. Bizim için çok kıymetli bize mesaj yollamaları. Şimdi buradan da tüm izleyicilerimize iletelim bunları. Evet. YouTube'dan bizi izleyenlere de. Evet. Soruları bizim için gerçekten çok kıymetli evet. ve değerli. Çok teşekkür ediyoruz bütün evet. sorular için. Hemen sorumuza evet, geçiyorum Şerdet Hanım. Şöyle sormuş izleyicimiz. Mağdur ve kurban rolünde 37 yaşıma kadar geldiğimi yeni fark ettim. Hı hı. Bu dünyada çekeyim de ahirette alacaklı olan olurum gizli düşüncesi. Hı hı. Belki de kibri ve cezalandırıcı duygusu da var. Az bir süre öncesinde Allah güçlü kulunu sever hadisini duydum ve çok garip geldi bana. O hadisi 20'li yaşın başlarında da duymuştum ama şimdiki manasını anlamamıştım sanırım. Din konusu hassas bir konu, bunun farkındayım. Yine de dinle manipüle edilmek, dini söylemleri yanlış anlamakla benim gibi psikoloji sorunlarını pekiştirmek arasında nasıl bir bağ olduğu konusuna değinebilir misiniz? Şimdi burada Nihan Hanım, bir kere izleyicimiz yurt dışından yazmış değil mi kendisine? Özellikle şunu söylüyorum, 37 yaşına kadar beklemiş. 37 yaşına kadar belki de hayatını anlamlandırmak için uğraşmış durmuş. Ve bir türlü de belki de hayatında bununla alakalı net bir cevap bulamamış kendisiyle alakalı. Burada sağlıklı olacak şeylerden bir tanesi, yapabileceği şeylerden bir tanesi. Bu kurbanla alakalı, kurban tuzağıyla alakalı zaten konuşmuştuk. Hı-hı. Eğer ki videolarımızdan daha önceki videolarımızı izlemek isterse izleyebilir ama kurban... Kurtarıcı ve zorbadan bahsetmiştik. Bunlar bizim için neden çok kıymetli? Çünkü biz hayatı bazen anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ya diyoruz ki neden ben hep aynı döngüdeyim? Neden ben hep sürekli örnek veriyorum. Bu laflar terapiler duyduğumuz laflar. Neden arkadaşlarımdan sürekli kazıklıyorum? Neden hep narsist insanları hayatıma çekiyorum? Neden evleneceğim insanlar bir anda beni bırakıp gidiyorlar? Neden böyle güzel bir niyete başladıktan sonra tamamen dünyam alt üst oluyor gibi? Ya da neden tam başlayacağım İş dünyasında hiçbir şekilde dikiş evet. tutturamıyorum gibi. Sürekli bir döngüde devam eden insanlar. Şimdi bu bizim hayatımızla alakalı mesaj veriyor. Ya hayatımızda gerçekten çok fazla vericiyiz. Bir noktadan sonra o kadar verici olmuşuz ki kurban rolüne girmişiz. Ve kurban rolünden çıkamıyoruz bir türlü. Ya ben bir dakika ya ben kurban da değilim. Kurtarıcı da değilim, zorba da değilim diyebilmemiz gerekiyor. Aslında hedef üçü de olamamak. Üçü de olmamak aslında. Ama biz bir şekilde hayatımıza ya birinin hayatını kurtarıyoruz ya birinin hayatına destek veriyoruz ya bir noktadan bir zorbanın da zorbalığına maruz kalıyoruz evet. ve kurban haline geliyoruz. Şimdi burada çıkması gereken şeylerden bir tanesi şunu yanım. Kişinin ya bunun sevabı öbür dünyada diyebilmek kişiye gerçekten rahatlatabilen bir şeydir. Hı hı. Ama gerçekten bizim öyle insanlar mı olmamız gerekiyor? Tam bu noktada mesajının devamından Buyurun. Da bahsetmek istiyorum Buyurun. İzleyicimiz. Hı hı. Devamında şöyle yazmış. Sağlıksız bir ilişkide ya da evlilikte bulunmanın, boşanmak haram sözüyle devam etmesi, hı hı. kendi hakkını savunamamanın, dini öğreti diyerek manipüle edilmenin, aşırı fedakarlığa gitmenin, maddi olarak bir nimete sahip olduğunda suçluluk duygusunun boyutu, sağlıklı olanı nedir? Evet, aslında bunun... Yazdığı her bir kelime, her bir cümle, hepsi yaşadığı travmayı çok açık bir şekilde evet. gösteriyor. İzleyicimize ilk önce şifalar diliyorum. Evet. Ve bir an önce terapi alması konusunda lütfen harekete geçsin. Hı-hı. İster yüz yüze ister online ne olursa olsun Hı-hı. bir şekilde bir terapiye başlasın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada biz bunu çok konuştuk yani yanım. Yani psikolojik manipülasyon. Evet. Hatta evet. bunu gaslighting olarak da söyledik. Evet. Böyle bir kavram da var evet. lütfen baksınlar diye. Şimdi burada kişi ne yaparsa yapsın hatalı benim, suçlu evet. benim. Yani ben iyi bir para kazansam... Eve destek olsam mı suçlu benim, çocuğuma baksam mı suçlu benim, hep hatalı benim. Eğer ki böyle bir ruh haliniyse muhtemelen ya evlilik ya evlilikten önce böyle bir ruh haline sokulmuş bir hanımefendi bu. Çünkü neden? Sen zaten kızın böylesin, zaten sen düzgün yapamazsın, her şey Allah rızası için yapacaksın, her şey şunu için yapacaksın. Kusura bakmayın, acaba Allah bizi bu kadar kendimize zulmetmemizi ister miydi? Evet. Allah-u Teala kullarına bu kadar merhametli ve şefkatli olan yaratıcımız bize bu kadar zulmetmemizi ister miydi kendimize? İzleyicimizin bahsettiği gibi yani ne kadar yorucu bir anlayış, boşanmanın haram olduğu anlayışı evet. ama doğru da değil. Yani en az sevilen helaldir
boşanma. Sahabe döneminde de olmuş bir şey ve bunun yani, boşanma ile alakalı kuralları Kur'an-ı Kerim'de de vardı. Demek ki olabilecek bir şey bu. Ama şu var Nihan Hanım, boşanma tek çözüm değildir. Onu söylemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani ilk önce yani ben şöyle bakalım. Siz şu an çok ciddi bir travmatik ortamdasınız. Her yer sisli, karanlık. Ve sürekli bir yerden darbe yiyorsunuz. Ama darbeye nasıl cevap vereceğinizi bilmiyorsunuz. Darbeye cevap veremediniz ve orada psikolojik olarak şiddete gördüğünüz zaman o ortamdan ben çıkayım ve daha iyi olacağım demek bir çözüm yolu değildir. İlk önce buna karar verelim. Yani boşanmak sizin yaşadığınız psikolojik sıkıntılarla alakalı çözüm yolu değildir. Ne çözüm yoludur? İlk önce psikolojik olarak kendinizi, benliğinizi ve ruhunuzu daha güçlü hale getirmek. Ne demek? Yani manipülasyona çok kolay kapılmamak. Ya da sizi rencide eden kelimelerle doğru cevabı verebilmek. Hayır ben böyleyim galiba diye soru işaretine geçmemek orada. Çünkü kaygı ve depresyonu artıran bir aşamaya geçiyoruz orada. Orası çok sıkıntılı bir aşamaya doğru gider. Yani kişi bir noktadan sonra kendini yetersiz de hisseder. Yetersiz hissettikten sonra duygular, kaygıdan depresyondan sonra kişiliğiyle alakalı sıkıntılar yaşamaya doğru gider. O yüzden ilk önce adım adım yapalım. Ben her zaman şunu diyorum. Boşanmak ilk adım olarak algılamayın. İlk önce bayan ve erkek, hanımefendi de beyefendi lütfen bir terapiye gitsinler. Terapiden sonra kadın kendi sınırlarını öğrendi, nasıl tepki vermesi gerektiğini öğrendi. Çünkü bizim verdiğimiz tepkiye göre adamlar cevap veriyorlar. Eğer biz orada yönetmeyi iyi bazen beceremediğimiz zaman, yani daha doğrusu yönetemediğimiz zaman süreci kendi içimizde, adam daha fazla, zorba daha çok zorba olabilir. Adam ya da kadın olarak ayırmayalım bunları. Zorba ya da kurban olarak ayıralım yani. Zorba daha zorba olabiliyor. Ama bir sınır çizdiğimiz zaman, bir dakika ya ben bu aşamaya kadar hep kurbandım. Dini olarak bana kurban olduğum, ailemden olduğum, çünkü muhtemelen aile de desteklemiyor diye tahmin ediyorum. Ben ailenin de bir baskısı var. Eşten oldum, çocuktan oldum. Herkesten böyle bir şey yaşıyorum. Peki ne olacak? Bu ilk önce sınır koymayla başlayacaksınız. Evet. Sınır koyduğunuz zaman ilk önce bir afallayacak kişi, karşı taraftaki kişi. Ne yapacağını bilemeyecek, ne olacağını bilemeyecek. Ama daha sonra ne olacak? Eğer bu evliliği yürütmek istiyorsa kendisi de değişmeye başlayacak. Ben çift olarak aldığım insanların yanılım. Ne zaman ki kadın değişmeye başlıyor, adam diyor ki yani bununla bir şeyler oldu, ne yapacağız? Tamam hadi bireysel aldık hanımefendi. Sonra o da çifte geliyorlar. Çifte düzelmeye başlıyorlar mı? Evet, değişmeye başlıyorlar. Sonra belki beyefendi geliyor, beyefendi terapiye devam etmek istiyor bir şekilde. Ne oluyor bu? Aslında iki taraflı bir diyalog haline geçiyoruz biz. Lütfen bununla alakalı özellikle hanımefendiye söylüyorum. Siz boşanma aşamasına gelmeden önce ilk önce kendi içsel dinamiğinizi, Ayşe'yseniz Ayşe'nin merkezine gelmesi lazım. Ayşe Hanım şu an merkezinde değil. Sürekli anneden, babadan, eşten duyduğu laflarla bir yere doğru savrulmuş durumda. İlk önce bir merkezinize gelin. Bu merkezden sonra sınır koymayı öğrenin. Manipülasyon geldiği zaman bu manipülasyona nasıl cevap vereceğinizi fark edin. Evet. Adım adım şifalanacaksınız. Ama inanın şifalanacaksınız. Evet. Adım adım. Ondan sonra bakın bakalım bu adam, bu eş, bu zorba değişiyor mu? Yoksa değişmiyor. Ben ayrılmaya mı gideceğim? Ya da adam değişmeye mi başladı? Bazen öyle bir hale geliyor ki danışanlardan yanının şöyle oluyor. Eşim geldi, çok değişti. Her şeyi artık sınır koymaya başladı. Bir de ben geleyim. Bir de çifti gelelim bakalım ne oluyor demeye başlıyorlar. Çok mutlu olacaklar mı? Bakın terapi gülü oynaya. Size böyle çiçekler, gül bahçesi sunmayacağız. Asla öyle bir şey değil. Bazen öyle bir kendinizle yüzleşeceksiniz ki ben bunu nasıl izin vermişim diye bazen kendinize kızgınlıkla çıkacağınız bir seans olacak. Bazen öyle bir hale geleceksiniz ki o gül bahçesi değil, kendinize en huzurlu hissettiğiniz bir seans olacak. Ama bu böyledir. Yukarı çıkacağız, aşağı ineceğiz, yukarı çıkacağız, aşağı ineceğiz. Sonra bir bakacaksınız ki kendin içinde bütünleşmişim. Toparlanmışım demeye başlayacaksınız. Zamana bırakın ama asla ve asla hiçbir şey yapmadan durmayın. Bir şeyler yapın kendiniz için. Ve lütfen şunu şöyle bir tavsiye vermeyeceğim böyle bir vakka için yanalım. İşte hobi edinin, arkadaşlar edinin, işte şey yapın, şunu yapın, bunu yapın. Bu olay da sizi yalnızlaştırır. Evet. Böyle bir karakter de yalnızlaşır. Böyle bir insan ruhu da kendini her şeyden kopar ve bunun aşaması sonrası çok daha kötüdür. O yüzden kendiniz için bir şeyler yapın. Ve ondan sonra yaptıktan sonra da bakın bakalım neler değişmeye başlıyor. Ama adım adım. Kimsenin elinde hokus pokus bir şey yok maalesef. Bir sihirli çubuğu yok, sihirli değneğimiz yok. Ve
O her şey adım adım olacak ama o adım adımda bile sürece bırakın hep diyoruz Eniyan Hanım. Yani sonuç değişecek ama sürece bırakın, evet. Süreci yaşamaya çalışın. O süreci yaşadıktan sonra an daha güzel, evet, gelecek size. Evet. Her an değişimi kendiniz göreceksiniz. Burada sizin dediğiniz gibi bu hobi edinmek ya da farklı vesilelerle bu acılarımızı dindirmeye çalışmak biraz şuna benziyor. Orada kanal tedavisine ihtiyacı olan bir diş var ama biz sürekli onu dolgu yaparak acısını dindirmeye çalışıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım o dolgu fayda etmiyor. Evet, evet. Aynı bunun gibi bazen yaşadığımız zorlu durumlar kendi başımıza içinden çıkma noktasında, kendi çabalarımız noktasında yetersiz, evet, kalabileceğimiz, evet, bir boyutta olabilir. O yüzden bu hale gelmiş, çok daha kronikleşmiş durumlarla ilgili özellikle destek almak, işte tam da bu dişe dolgu yapmaktan vazgeçip kanal tedavisine başlamak. Evet. Ve aynı yine kanal tedavisinde olduğu gibi uzun sürebilir. Defa defa gitmemiz gerekebilir. Her gidişimizde canımız yanabilir. Evet. Sonrasında canımız yanmaya devam edebilir. Bir hafta yediğimiz yemekten tat almayabiliriz. Aynı bunun gibi. Ve çok daha uzun bir süreç oluyor. Belki bir yılı, iki yılı buluyor belki de bütün bu sürecin tamamlanması. Belki de çok daha hızlı. Bu tamamen, evet, değişkenlik gösterebilecek bir şey. Ama burada biz nereye gidersek gidelim zihnimizin içindekilerle ve bu duygularımızla beraber gitmeye devam edeceğiz. Bütün bu meseleleri halledemeden boşanmış kişiler de hayatlarına tamamen bir reset atıp sıfırdan temiz bir sayfayla devam edemiyorlar. Evet. Yine geçmişin acılarıyla beraber, geçmişin içinde hapsolmuş bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar maalesef. Çünkü orayla alakalı anlamlandırmakta zorlandıkları durumlar var. O yüzden sizin de dediğiniz gibi ve belirtildiği gibi, evet, haram değil ama en az sevilen helal. Evet. Yani bunun en az sevilen noktasında olması bizim için çok ciddi bir mesaj. Evet. O yüzden oraya gelene kadar yapabileceklerimize bakalım. Ama hepsinden önce kendimiz için bunu yapmış olalım. Evet. 37 yaş çok genç bir yaş. Gerçekten daha büyük, uzun bir ömür var önünde. Allah hayırlı ömürler nasip etsin. O yüzden bu ömür bu şekilde şimdiye kadar yaşanan acılarla yoğrulmuş bir şekilde değil, yeniden bir tohumun filizlenmesiyle inşallah yeni bir köklenmiş ağaçla devam etsin. Bunu şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu çok kıymetli söyleyeceğim şey. Şimdi eğer ki şunu asla unutmayın. Burada izleyicilerimiz var. Bazen çift için hani görüşmeler yapıyoruz, ediyoruz. Şimdi şunu asla unutmayın. Bir evlilik boşanmak için yapılmaz. Muhakkak kişinin orada hedefleri, umutları, bağlantıları, bir şeyler vardır. Evet. Ve bu bağlarla beraber kişi kendini bir şekilde oluşturur orada. Burada kıymetli verdiğim şeylerden bir tanesi şu. Şimdiki eğer ki bazı durumlar var. Yani eş değişmek istemiyor. Hı hı. Eş terapiye gelmek istemiyor. Ve gerçekten altyapısında çok ciddi olaylar var. Ve hastalıklı bir kişiliğe sahip psikolojik olarak. Gerçekten değişime cevap vermiyorsa biz zaten burada boşalma üzerine, ayrılma üzerine, sağlıklı ayrışma, sağlıklı ayrılma üzerine terapiler yapılıyor burada. Hı hı. Ayrılma yapılabiliyor. Ama şunu asla unutmayın. Siz eğer ki değişim yaşıyorsanız eşiniz de değişim yaşayacaktır. Hı hı. Ve o evliliklerin hiçbiri, dedim ki, kötü bir niyetle kurulmuş evlilikler değil. Hı hı. Ama şu var, bize bir şey öğretiyor evlilikler. Kesinlikle ve kesinlikle kim geldiyse ben her zaman şunu, o evliliklerde bir şey öğreniyorsunuz. Evet. Bazı insanlara göre sabırdır, bazı insanlara sınır koymaktır, bazı insanlara göre bir insanla bu tarz bana tamamen zıt olan bir insana ben nasıl yönetebilmeyi öğrenebilirim. Ne beceriyse. Ama şunu asla unutmayın, boşandıktan sonra siz kendinizi iyileştirmezseniz, Ahmet'ten boşandıysanız Mehmet görünümlü Ahmet'le evlenirsiniz. Evet. Bunu asla unutmamamız, evet, gerekiyor. Birincisi bu. Diğer bir durum ise şunu unutmamamız gerekiyor. Eğer ki gerçekten kişiler evliliğe gerçekten sadakati üzerine, yani sadakat evliliğe gerçekten kıymetleri varsa bu evlilik değişerek devam edebilir. Bizim bir eğitim aldığımız biri vardı. Ben söylüyordum hep yanımda. Zaten biliyorsunuz hani çift terapisini ECCT uyguluyoruz Reyhan Sedat. Onun da hocası var. Heydi diye. Heydi de aslan Yahudi bir hanımefendidir. Hı hı. Ve onun da verdiği bir eğitim var. Ve kendisi şunu söylemiş. Ben bunu özellikle söylüyorum. Hani eğitime ilk eğitim verdiği zaman demiş ki ben 27. kocamla evliyim. Yani
hocamız diyor ki yani ben odaya girdim. Acaba dedim ki hani nasıl olacak bu kadın bize eğitim verecek. Gerçekten de öyle. Ben de şimdi düşünüyorum. Yani acaba 27 kez evlenen bir insan mı bir eğitim verecek? Aslı öyle değil. Eşini 27 kez değiştirmiş. Hı hı. Bu benim 27. kocam dediği kişi aynı aslında. Hı hı. İşte ismi neyse. Ama 27. kez değişmiş. Şimdi bazen biz de bakıyoruz. Ha diyoruz ki evet ikinci kez değişti, üçüncü kez değişti, dördüncü kez ya da terapilerde yapıyoruz biz bunları görüyoruz. Değişebilir. Evet. Değişiyor. Değişmek de bir heyecan verici bir süreçtir. Bunu şey olarak bakmayın. Aman Allah'ım hayatıma böyle biri geldi, bu kadın geldi, bu adam geldi. Ben bu adamla ya da bu kadına nasıl hayatımı devam ettireceğim? Değişecek, evlilikle değişeceksiniz. Kek yapmak gibi, kek hikayesini hep veriyorum ya yanınız. Evet. Tabii ki de kek yapmak öyle güllük gülistanlık her zaman kolay olmuyor bu evliliği yapmak. Evet. Ama hem kadının hem erkeğin değişmesi gerekiyor. Erkeğin kadının değişmesi gerekiyor derken birinin zorba birinin kurban olmasından bahsetmiyorum yanınız. Evet. Tam tersine bir olabilmekten, bir sırt sırta verebilmekten, gönüllerini doğru bir şekilde birbirine verip birbirini gözetebilmekten bahsediyorum. Birbirlerini anlayabilmekten bahsediyorum. Eğer anlaşılamıyorlarsa, şu an birbirlerini anlamıyorlarsa da bunu yapabilecek en güzel, en sağlıklı şeylerden biri de terapi ve destek almaktır. Evet. Nihancığım. Biz çok uzun süre konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Evet. Bu kurbanla alakalı yani kurban kurtarıcı zorba üçgeniyle evet. alakalı meseleleri ama artık diğer sorularımıza da devam edelim istiyorum. Özellikle bununla alakalı yani ben bu döngünün içinden nasıl sıyrılırım diyen izleyicilerimiz evet. varsa hemen her zaman tavsiye ettiğimiz kitabımızı da tavsiye edelim. Lütfen, Kurban evet. Tuzağından Kurtulmak kitabını edinebilirsiniz. Buradan kendi hayatınıza yönelik çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Ve aynı şekilde yine bizim detaylı bir şekilde konuştuğumuz kurban rolünden kurtulmakla alakalı olan bölümlerimizde de detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle Şehadet Hanım. 13 yaşındaki oğlum babasının cebinden para alıyor. Evde cüzdanlar ve paralar saklanmaz ama zamanla koyduğumuz paralarda eksilmeler başladı. Daha önce de arkadaşlarının marketlerden yiyecekleri ödemeden çantalarını koyduklarından bahsetti. Ve oğlum da maalesef bu davranışı yaparken yakalandı. Konuşmamıza rağmen bir süre sonra evde paralar kaybolmaya başladı. Onu polise vereceğimi söyleyince itiraf etti. Nasıl bir yol izlemeliyim? Evet. Çocuk 13 yaşında değil mi? Önergenlik yaşı bu yaş. Bununla alakalı eğer çocuklarda hırsızlık yapma, işte bir şeyleri çalma ile alakalı bir durum varsa yani bunun bir tanesi bir hastalık söz konusu olabiliyor. Bir hastalık durumu olabiliyor. Yani mesela bunlar kalkıp bir yerden bir takı çalma, bir şey alma yani bir şeyleri böyle kendi içine telafi etmeye çalışıyorlar aslında bir boşlukları böyle bir gizli gizli yaparak. Şimdi bununla alakalı lütfen uzmandan bir destek alın. Çünkü bu bir hastalık olabilir. Bunun çocuğun toparlanması gerekiyor. Bir de anne baba tutumuna değişimler yapılması gerekiyor. Şimdi diyecekler ki anne baba tutumunu nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen daha ergenliğe tam olarak girdiğini düşünmüyorum bu çocuğun önergenlikte. Çok yakında girecek belki 1-2 yaşına, 1-2 yıl içerisinde, belki daha kısa süre içerisinde. Uzmandan bir destek alın. Lütfen terapi alsın bu çocuk ve terapiden sonra da anne baba ile alakalı belki aile terapisti alın. Çünkü anne baba tutumu da çok kıymetli. Yani siz oraya çocuğa yasakladığınız zaman çocuk başka arkadaşınınkini çalabilir. Ya bir de bunu öğrenmeleri gerekiyor. Arkadaşlarından çalıyor mu? Öğretmen ya da herhangi bir misafirliğe girdikleri yerden çalıyor mu? Yoksa sadece anne baba ile mi? Yani arkadaşlarının markette yaptığı bu çalma davranışıyla beraber başlamış benim anladığım kadarıyla sorudan. Ben de şunu düşünüyorum, şunu unutmasınlar ekseden. Böyle başlayabilir. Ya da kendi yapıp arkadaşların böyle yapıyor diyerek de anne babanın tutumunu öğrenmeye çalışabilir. Çocukların böyle bir durumu da olabilir. Yani iki taraftan baksınlar. Doğru bir şekilde bilgiyi almamız gerekiyor burada. Özellikle lütfen terapiste çalışsınlar. Terapistin vereceği yönlendirme ile anne baba bir yol izlesinler. Çünkü şu an aile dinamiklerini bilmiyoruz ama şu an bildiğimiz bir şey var. Bu sıkıntılı bir durum. Bir hastalık olabilir. Çünkü böyle bir çalma hastalığı var, rahatsızlığı var bunun. Ve 13 yaşındaysa aklıma şu da geliyor. Bir şeye tepki olarak da yapıyor olabilir. Yani okulda bir zorbalığa mı maruz kaldı, bir çocuk bir olay mı yaşadı? Dediğim gibi bunların hepsini çok iyi öğrenebilmeleri için bir uzmandan destek alsınlar Nihan Hanım. Ve uzmandan aldığı destek de anne baba da bu konuyla alakalı bir evde bir çalışma yapsınlar. Ve
İstediğiniz kadar bu çocuğa bunun yanlış olduğunu söyleyin. Şu an bunu algılayamıyor olabilir yani bu çocuğunuz. Çünkü parayı sizden çalıyordur, parayı sizden alıyordur. Hı-hı. Anne babam parası ne olacak? Belki böyle bir inanç da gerçekleştirmiş Hı-hı. olabilir kendi. Arkadaşları da söylemiştir. Anne babamın parası benim paramdır diye düşünmüş Hı-hı. olabilir. Ama burada ciddi paralar azalmaya başladıysa, ileriki aşamasında çok üzücü şeyler yaşamamaları için. Çünkü söylemek istemiyorum bazı şeyleri. Aileleri çünkü tedirgin etmek istemiyorum şu an. Ama Hı-hı. ileride çok daha farklı şeyler yaşamamaları için lütfen hemen vakit kaybetmeden uzmandan destek Hı-hı. alsınlar. Uzmandan destek alsınlar. Hı-hı. Yeni mezun ya da herhangi bir eğitim olmayanlardan lütfen evet. uzmandan destek alsınlar. Evet. Özellikle de 13 yaşındaki oğlunu götürmeleri açısından belirtiyorsunuz değil mi Şehadet Hanım? Yani aile terapisi sonradan mı yoksa doğrudan bir aile terapisine Şimdi mi şöyle gitmeleri? Oluyor, yok Hangisi yanım, daha şöyle, iyi olur? Çocuk terapiye gidecek, aileye zaten görüşme alacaklar ama şöyle terapistlerimiz de var. Aile dinamikleri çalışan terapistler de var. Çocuğu alıyor mesela işte son 10 dakika belki 20 dakika aileyle de görüşüyor. Aileden sonra bazen çocuk 5-10 seans sonra aileyle birebir görüşüyor. Böyle terapistler de var. Lütfen bunu araştırsan ailenin de çalışılması gerekiyor burada. Evet. Yine aynı izleyicimizin yani bu 13 yaşındaki oğlun ablası için de bir soru var Şehadet Hanım. O da şu şekilde. 18 yaşındaki kızımın kaygı eşiği çok yüksek. Sınav zamanları çok ağlıyor. Psikoloğa da gidiyor. Strese bağlı. Önce migren sonra kalp ağrısı başladı. Evet. Kalbinde fizyolojik olarak bir şey yok. Ama stresten kalbinin ağrıdığını söylüyor ve ara ara kendisine zarar veriyor. Ne yapmalıyım? Şimdi şöyle, ailede mükemmeliyetçilik bir ruh hali varsa da baba anne de mükemmeliyetçi olabilir yani. Yani burada sadece o değil. Burada şöyle bir şey var, özellikle söylüyorum. Eğer ki migren, bakın kalp ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi durumlar. İlla bunların hepsi fizyolojik bir sıkıntı olacak değildir. Bunların biz genelde psikolojik olarak bakarız. Mesela kalple alakalı durum yanına muhtemelen panik atağa doğru gidiyor bu çocuk. Çünkü anksiyeteyle başlamış, anksiyete kaygı devam eder, panik atak devam eder, depresyon adım adım bu şekilde gider ve daha da ağır vakalara doğru gideriz. Bunların hepsi kaygıyla başlar. İşte OKB, işte obsesyon gibi durumlar. Takıntılı olan davranışlar bunlar gibi. İlk önce lütfen eğer kaygı yaşı çok yüksekse bu çocuğunuzun öncelikle lütfen uzmandan bir destek alsın. Şimdi çocuk psikoloğa gidiyor. Belki ekstradan bir psikiyatriste gitmesi lazım. Bununla alakalı şunu dedi ara kendisi zarar veriyor bu çocuk. Yani beyinle alakalı, kendiyle alakalı. Ancak zarar verdiği zaman bu kaygıyı yenebilecek gibi bazı şeyler öğrenmiş olabilir. Dediğim gibi o yüzden takıntıya doğru gidiyor olabilir. Burada evet psikoloğa gidiyor. Lütfen psikoloğun travma çalıştığına ya da travmayı azalttığına dair çalışma yapıyor mu? EMDR yapıyor mu? Baksınlar. Çünkü bazen Nihan Hanım bize de geliyorlar. Biz bir psikoloğa gittik. Yeni mezun bir eğitimi yok. Evet. Yani bunu gerçekten kınamak amaçlı asla söylemiyorum ama ne doktoruna gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu da sizin bir canınız yani. Evet. Bu sana bu canınızı bak çocuğunuz kendisi şu an zarar veriyor. Uzmana mı gidiyor? Yani hangi aşamada işte hangi alanda çalışılıyor? Yani en azından psikolog gerçekten bağ kurmak çok kıymetli. Evet bağ kurursa devam etsin ama doğru yöntem de çok kıymetlidir bizim Tabii. için. Doğru yöntem uygulanması. O yüzden ona lütfen baksınlar. Travma merkezi mi çalışıyor? Çünkü gerçekten EMDR bu panik atak ve kaygıyla alakalı çok ciddi ilerlemesi ve çok ciddi çalışmaları var. Biz de bireysel olarak gördüğümüz zaman gerçekten hem kalp çarpıntısı olsun hem kaygı olsun çok ciddi azalmalar gördük. Yok olacak kadar azalmalar gördük. Şimdi dediğim gibi yöntem burada çok kıymetli ve psikoloğun uzman olması çok kıymetli. Diğer bir durum ise kendine zarar veriyor. Bakın kendine zarar veriyor olan durumlarda ben aileye bakmayı düşünürüm. Acaba ailede nasıl bir dinamik var? Yani çocuk öyle bir hale gelmiş ki bir şey başaramadı ya da bir şey istese girdiği zaman kendine zarar veriyor. Belki şu an yapmıyor ama küçükken çocuğa hayır başarılı olacaksın, hayır şunu yapacaksın, bunu yapacaksın mı dendi. Hiçbir şey denmedi hocam. Peki diyorum aile nasıl? Baba çok başarılı bir baba, anne çok başarılı çocuk içlerinin aralarında kalmış. Ben onlar gibi olamazsam diye kendini bu hale getiriyor. Evet. Şimdi o yüzden bu yaş kendine zarar verme yaşı ne zamandı? Ne zaman kendine zarar vermeye başladı bu çocuk? Ne zaman hangi raddeden sonra değişmeye başladı? Yani daha da zarar vermeye başladı da işte panik atakları başladı. Bunlar çok önemli bizim için. Diğer bir durum ise eğer ki bakın gidebiliyorsanız
kaygıyı azaltmayla alakalı, sınav zamanlarıyla alakalı. Hani psikiyatr dedik, psikolog dedik. Bir de hep tavsiye ediyorum Aniyan Hanım, bunu söylüyorum. Cihazla yapılan çalışmalar var. Hı hı. Kulaklık takılarak yapılan çalışmalar var. Türkiye'de birçok merkezde var. Yani lütfen bunları bir araştırın. Neler var, neler yapılıyor, nasıl çalışmalar var, çocuğuma ne yapılabilirim, ne yapabilirim, nasıl destek olurum diye. Lütfen birazcık bakın bununla alakalı ve onun akabinde de baktıktan sonra çocuğunuza bununla alakalı destek almaya çalışın. Hı hı. Çünkü bunlar da beynin o sağ ve sol beynine mesaj gitmesi konusunda gerçekten çok iyi çalışmaları var. Bu çalışmalar, cihazla yapılan çalışmalar müzik verilerek, müzikte belli frekanslar verilerek yapılıyor. Hı hı. Ve şu ana kadar çok güzel sonuçları alınmış bir çalışma. Hı hı. Lütfen bunu da şey yapsınlar, evet, düşünsünler diyelim aileye. Ve tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Lütfen çocuğunuzu ya da kendiniz bir psikiyatriste gittiğiniz zaman size bir ilaç tedavisi başlamayı uygun görüyorsa, başka doktorların da eğer fikrini almak isterseniz tabii ki alın. Ama özellikle bu ergenlik çağındaki çocukların ailelerinde bununla çok sık karşılaşıyoruz Şehadet Hanım. Evet. Çok bariz, çok net bir şekilde ilaç tedavisiyle beraber çok hızlı ilerleyebilecekken aile bunu reddettiği için çocuk çok daha zorlanabiliyor. O yüzden bununla alakalı doğrudan ön yargılarınızla herhangi bir araştırma yapmadan lütfen karar vermeyin diye tekrar hatırlatmış olalım. Çünkü bu, yani çocuğun ilerleme vaktinden de biz burada çalmış oluyoruz. Bu aynı şunun gibi, doktor sizin çocuğunuz şeker hastası, şeker ilacı kullanmanız lazım dediği zaman yok ben şeker ilacını tercih etmiyorum demek gibi olabiliyor. Evet. O yüzden belli başlı durumlarda belli araştırmaları yaptıktan sonra sadece kendi kararımızla, yani birisine danışmadan, fikir almadan lütfen bu kararı vermeyelim diye de tekrar hatırlatmış olalım. Evet, kesinlikle. Şimdi sıradaki sorumuz şu şekilde. 3 yaşında oğlum var. Elinde her zaman bir oyuncakla ya da bir eşyayla dolaşıyor. Oyun oynarken bile her zaman elinde bir şeyi tutuyor. Hatta artık dışarı çıkarken iki eline de mutlaka bir şey almak istiyor. Bu sebeple yolda düştüğü bile oldu. Bu neyle ilgili olabilir? Elinden tuttuğu şeyleri almalı mıyız? Şimdi şöyle, bu bazen yanının böyle çocukların bir şey tutması, işte böyle bir şeylerden vazgeçememesi, illa bu oyuncağımı alacağım demesi. Bunlar daha çok bağlanma, çocuk bir şeylere bağlanma, bir şey güven hissetme hissiyatı olabilir. Bu illa bunlara çok negatif olarak bakmamak gerekiyor. Yaş olarak tam olarak vermiş mi yaşını? 3 demiş galiba. Evet, o yaşlarda yaş. O yaşlarda genelde bunlar olur. Çocuk birazcık daha kendini o oyuncaklarla birazcık bağ kurmaya başlar. Oyuncaklar hisseder. Şunu düşünün, bunlar hep geçici şeyler. Yani bunlar kalıcı şeyler değil, bunlar geçecektir. Ama eğer ki siz bundan rahatsız oluyorsanız bununla alakalı çocuğunuza konuşabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki küçük ayıcın da gelmesi istedin değil mi? Hadi onunla konuşalım bakalım. Neden gelmek istedi bizimle, ne hissediyor? Onunla da birazcık konuşalım gibi. Böyle o ayıncağı da birazcık bağ kurarak çalışmalar yapılabilir. Dediğim gibi bağlanma çok kıymetli Nihan Hanım. Ve o bağlanma ile alakalı da lütfen şey yapalım, yani bunun farkında olalım. Çünkü çocuklar bazen anne baba ile o oyuncakla birazcık bağ kurmak isteyebilirler. Ve o bağ kurmak istediği şey de yanında olsun mesela. Anne baba konuşuyor, o arkada o oyuncağını istiyor mesela. Hı hı. Eğer bu gerçekten sizi çok bıktıracaksa dediğim gibi çocukla birazcık konuşabilirsiniz ama buna biraz alan tanıyın. Hı hı. Bu çok hemen bırakılabilecek bir şey olmayabilir. Bazı çocuklar bazı eşyalara gerçekten çok bağ kurmak isteyebilirler. Evet. Ama bu birkaç yıl daha devam ederse işte o zaman bir uzmandan destek alabilirler. Sıradaki sorumuz şu şekilde Şehadet Hanım. Şimdi bizim yine çok sık konuştuğumuz konulardan birisi. Anneler gerçekten elinden geleni ardına koymuyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar yeterli bir annelik yapabiliyor muyum çocuğuma kaygısından da kurtulamıyorlar bir şekilde. Tabii ki çok haklı bir yanları da var. Tam da buna değinen bir sorumuz var. Şöyle sormuş izleyicimiz. Evet. 40 yaşındayım. 3 çocuğum var. Hiç iyi annelik yapamadığımı düşünüyorum. Çok yoruluyorum. Çocuklarımda bir hastalık olsa bile ben iyi bakamadım diye düşünüyorum sanki. Eşim de bu konuda desteklemiyor. Çocukları her zaman benim önüme koyuyor. Hı hı. Biz bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer ki kişi, bakın hep diyoruz ya yetersizlikle alakalı. Kişi gerçekten
Yetersiz hissediyorsa kendiyle alakalı. Ya ben yetersiz bir anneyim, ben yetersiz bir öğrenciyim. Gerçekten elinden geleni yapıyordu. Bir kere onu bilecek. Yani o şu an anne, bize bu soruyu yazın anne bile. Evet. Muhakkak eminim ki elinden geleni yapıyordur. Elinden bu soruyu sormuş olması bile bunu gösteriyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü neden merak ediyor, acaba yanlış mı yapıyorum diye. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki acaba gerçekten ben elimden geleni yapıyor muyum? Örnek veriyorum. Çok basit ihtiyaçlar. Bakın bunları bütün izleyicilerimize söylüyorum. Çocuğun ihmali denilen bir şey vardır. İstismar çocuğa yapılmaması gereken şeyi yapmaktır. İhmal ise bir anne baba çocuğa bakım verenin çocuğa yapması gereken sorumluluğu yapmamasıdır. Evet. Örnek veriyorum. Çocuğu emzirmek. Örnek veriyorum. Çocuğun karnını doyurmak. Çocuğu yıkamak, çocuğu giydirmek. İşte kışın kış kıyafetleri, yazın yaz kıyafetleri. Yani kafamıza göre değil de yani bunları çocuğa vermemiz gerekiyor. Ya da çocuğun ihtiyacı olduğu zaman anneye sarılmak, öpmek istediği zaman çocuğa onu verebilmek, o sevgiyi gösterebilmek. Bunlar bizim annelik olarak yapmamız gereken şeylerdir. Çocuğun anneye babaya erişebilirliği. Yani ne demek istiyoruz erişebilirliği? Yani çocuğun başına bir şey geldiği zaman anne baba hayır görmek istemiyorum seni, konuşmak istemiyorum, ne halin varsa gör gibi şeyler değil. O çocuğun duyabilmek, o çocuğu görebilmek. Siz bunları yapabiliyor musunuz? Anne baba olarak çocuğun karnını doyurması, yer vermesi, sevgi vermesi, zaman ayırması gibi şeyler yapabiliyor musunuz? Bunlar en basit temel şeyler. Bu en basit temel şeyleri yaptıktan sonra sizin diğer yapmanız gereken şey ise çocuğunuzla alakalı zaman ayırmak, ekstra bir zaman. Örnek veriyorum, parka götürmek olabilir bu, evde oyun oynamak olabilir bu, bir yarım saat birazcık sohbet etmek olabilir bu, anne oğul günü, anne kız günü yapmak olabilir bu, birkaç saatlik, bakın bunlar yapılabilir. Bunları yaptıktan sonra ya da en temelini yaptıktan sonra kendimizi yetersiz hissediyorsak bu olay bunlarla alakalı değil deniyorum. Yani bu olay çocuklarla alakalı bir şey değil. Bu kendimizle alakalıdır. Çünkü evlilikte muhtemelen ya eşimiz ya çevremiz ya başka birileri tarafından sürekli yetersizlik inancına maruz kalmış oluyoruz. Yetersizlik inancına maruz kaldığımız zaman da kendimizi zannediyoruz ki demek ki bak ben böyleyim. Ben demek ki yetersiz bir anneyim zaten. Çocuğum bak ağladı, doğru düzgün cevap bile veremedim. Çocuğum şöyle oldu, ben bunu bile yapamadım. Ben bunu kabul etmiyorum Nihan Hanım ya. Evet. Gerçekten o anne hasta değilse, yani psikolojik olarak, fiziksel olarak bir rahatsızlığı ya da başka bir rahatsızlığı yoksa annelerin, farkında olan annelerin çocuklarına yettiğini düşünüyorum. Evet. Yani örnek veriyorum, çocuğunuzun karşısında bebekken, çocukken fosur fosur sigara içmiyorsanız, çocuğunuzun karşısında yanlış bir örnek veriyorum, maddedir, bir alkoldür, bir bağımlılığınız yok ve bunu göstermiyorsanız ve bunu çocuğa yansıtmıyorsunuz ve böyle bir durumunuz yoksa, yani çocuğunuza gerçekten bununla alakalı sıkıntılar yaşatmıyorsanız alanına zaten girmiyorsunuzdur. Özellikle sağlık konusu çok kıymetlidir. Yani bir anne babanın çocuğuna sağlık konusunda sigara olsun, bağımlılık olsun, bu tarz konular dikkat etmesi gerekiyor. O konuda kesinlikle hemfikirim. Bununla alakalı evet, çocuğa sınır koymak ve bunu görmemesi ve çocuğun buna maruz kalmaması gerekiyor evet, bunlara. Buna hemfikirim. Aynı şekilde televizyon ve tableti de sürekli, bakın sürekli diyorum, belli evet, bir yaştan sonra sürekli 24 saat maruz kalmamasını da hemfikirim. Ama onun dışında anneler çok suçluyor kendilerini yanına. Ona ben evet, gerçekten bu konuda şöyle bir şey yaşıyorum. Yani neden anneler bu hale geldi? Yani evet, elinden gelen yapan anneler, çocuklar için uğraşan anneler, ondan sonra çocuklar için fedakar olan anneler. Yani sürekli kendini suçlayarak daha da geriye çekiyorlar. Evet. Bu gerçekten toplum olarak belki de anneye bu kadar çok sorumluluk maalesef, verdiğimizle alakalı. Baba nerede burada? Evet. Baba da çünkü anneyi suçluyor muhtemelen. Evet. Baba nerede? Çocuğun bakımını, çocuğun okulla alakalı ve çocuğun gelişimle alakalı en büyük etkiyi baba sağlıyor. Biliyorsunuz bunu yayınlarda evet, hep söyledik Nihan Hanım. Evet. Yani okuldan gelecek, anne ders çalıştıracak. Baba işten gelecek, anne çocuğu yedirecek. Anne şunu yapacak, anne bunu yapacak. Babanın sorumluluğu nerede? Evet. Babanın sorumluluğu her zaman. Yani sadece o çocuğun doğumuna kadar olan süreçte her zaman babanın sorumluluğu tabii var ki. Anne evet birinci işlevi yapıyor ama babayla, babanın ilgilenen çocuklarda zekanın daha da ileride olduğu, o çocuklarda sosyal becerinin daha ileride olduğu, karşı cinsi daha iyi tanıdığı, kendiyle alakalı özgüvenin daha iyi geliştiğiyle alakalı bir sürü yazılar var. Lütfen sadece annenin sorumluluğu değil de çocuğu büyütmek babanın da işin içinde olması gerekiyor. Evet. Toplum olarak buna çok yatkın değiliz ama olmamız gerekiyor. Evet,
Evet. Bunu lütfen izleyicilerimize ve tüm bu soruyu dinleyen kişilere özellikle söylemek Hı-hı. istiyorum. Bununla alakalı biz ne zaman mükemmel annelik yoktur, yeterince iyi ebeveynlik vardır Hı-hı. dersek çok dikkat çekiyor ve çok paylaşılıyor bu söylem. Bunun bu kadar çok dikkat çekmesi ve paylaşılması da ne kadar çok bunu duymaya ihtiyacımız olduğunu da gösteriyor bana kalırsa. Hı hı. Ve siz de çok şahit oluyorsunuz. Gerçekten anneler kendini çok yaptıklarını yetersiz görme eğiliminde olabiliyorlar. Burada annelikle alakalı algımıza tekrar bir bakmak. Hı hı. Yani çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı o kadar çok önceliyoruz ki bazen. Sürekli zihnimiz bununla meşgul oluyor ve en iyi yemeği yaparsam, bütün öğünlerinde olabilecek en çok çeşitli şeyi onun önüne koyarsam en iyi anneliği yapacağım diye düşünebiliyoruz. Ama çocuğun orada çok daha farklı bir ihtiyacı var ve o ihtiyacını karşılamamız bütün bu çeşitli yemekleri düşünmekten çok daha kolay. Sadece koşulsuz bir şekilde sevildiğini görmek istiyor. Sadece onunla vakit geçirilmesini istiyor ve yine siz terapilerinizde çok sık karşılaşmışsınızdır eminim. Yıllar sonra şu şekilde geliyor insanlar. Keşke annem bu kadar çok yemek yapmasaydı. Evi bu kadar çok temizlemekle uğraşmasaydı. Evet. Üstümüze başımıza bu kadar çok özen göstermeseydi de bana şefkatini verseydi. Benden sevgisini esirgemeseydi. Evet. Sevgisini sadece yaptığı yiyeceklerle göstermek yerine bana bir kere sarılarak, bana bir kere gerçekten halimi hatırımı sorarak göstermiş olsaydı diyorlar. O yüzden bu hale gelmemek adına yapabileceğimiz çok makul, çok da rahat bir yol var. Yani saatlerce çocuğumu nasıl daha doğru eğitirim araştırmalarını yapmaya gerek olmadan sadece ona sevildiğini hissettirmek. Bunu yaptığımız takdirde çocuk zaten bu can damarları buradan besleniyor. Bununla beraber çok daha güçlü olacak ve sonra hatırlamayacak bile zamanında annesinin neyi, hangi yemeği nasıl yaptığını. Asgari düzeyde ihtiyaçları, fiziksel ihtiyacı karşılandıktan sonrası artık çocuğun çok daha büyük bir ihtiyacı, şefkat ve sevgi ihtiyacı ve onunla zaman geçirilmesi, onunla oyun oynanması. O yüzden bütün bunları yaptığımız takdirde artık kendimizi daha fazla yormayalım, daha fazla suçlamayalım inşallah. Kesinlikle. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Daha önce biz bununla alakalı bir yayında bahsetmiştik ve o kesitten benim sosyal medyada bir paylaşımım olmuştu Şehadet Hanım. Acıya odaklanmakla alakalı bir konuydu. Yani sadece acımıza odaklanıp, yaşadıklarımıza, kötü, olumsuz anılarımıza odaklanıp kalmak bizi hayata devam ettirmekten alıkoyan bir durum oluyor. Bunun yerine bu acının varlığıyla beraber hayata devam edebilmekten bahsetmiştik. İşte bunun üzerine sormuş izleyicimiz. Bana yapılanları unutamıyorum. Bununla ilgili acının kendisine bakmaktan ziyade acıyla beraber hayatı sürdürmekten bahsetmiştiniz. Evet. Bu konuda iyileşmeye yönelik adımlar nasıl olabilir, bunu anlatır mısınız diye sormuş. Şimdi burada aslında bakmamız gereken şey yani acıyla beraber, hani biraz önce söyledik ya, biz onu savaştıkça o daha çok büyüyen bir şey. Şey gibi düşünün. Yani mesela örnek veriyorum, bir şey böyle rahatsız ediyorum değil mi? Kaşıyoruz Nihan'ın böyle. Hı hı. Onu daha da çok kaşımaya başlıyoruz. Daha çok kaşımaya başlıyoruz. Hatta ailemiz der ki, kızım yeni kaşıyorsa kaşıma onu. Geçecek zaten derdim ama biz daha çok böyle artık yara çıkacak kadar hale getirebiliyoruz. Evet. Şimdi beraber, acıyla beraber yürümek, bu herkesin ya da her bu konuya ya evet ben bunu yapabilirim diyen bir insana yapabileceği bir şey Nihan'ın. Buraya iyi bakmak gerekiyor. Çünkü kişiler bazen o acıyı reddetme eğilimine giriyorlar. Bu hala şokun devam ettiğidir. Yani ben bu acıyı kabul etmek zorunda değilim diyor. Ben reddediyorum diyor. Ve reddettiği şeyde yüzleşmek ve taşımak da istemiyorlar aslında. İlk önce bunun farkına varmak gerekiyor. Yani acınız neyse, sıkıntınız, probleminiz neyse, bunu ilk önce bu şoku atlatmak için bunu kabul etmek gerekiyor. Ve ondan sonra devam etmemiz gerekiyor yolumuza. Burada acıyla beraber yürümenin en güzel tarafı şudur. Şimdi sizin bir acınız var ve savaşmıyorsunuz o acıyla. Çünkü savaşmak da bir şey. Şimdi şöyle düşünün Nihan Hanım. Ben size burada 10 tane topum olsam ve diyeceğim ki size, Nihan Hanım ben bunu teker teker atacağım size. Bu top değil mesela, örnek veriyorum, böyle kağıt gibi bir şey, böyle buruşturuyorum, top gibi yapıyorum ve atıyorum. O kadar hızlı atıyorum ki siz ne yapıyorsunuz bu sırada? Ellerinizle hemen böyle hızlı hızlı vurmaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor? Bir şekilde korumayı alıyorsunuz değil mi kendinizi? Hızlı hızlı vuruyorsunuz ve güya engellediniz. Ne oldu? Yoruldunuz. Dedim ki Nihan Hanım bu toplar yine gelecek size ama bir şey yapmayın. Atıyorum, hiçbir şey yapmıyorsunuz.
bu toplar diyorum ya da bu attığım herhangi bir şey. Bunların sadece belli bir dönemi var. Son kullanma tarihi var. Bunlar geçecek. Bu acıyı siz ilk günkü gibi yaşamayacaksınız. Ve bunlar geçecekler. Bakıyorsunuz savaşmadığınız şey bir noktadan sonra hayatınızın bir parçası. Ve daha sonra belli bir yola kadar yol arkadaşınız oluyor. Ve sonra gidiyor o acın. O acının da bir işlevi var hayatınızda. Evet. O üzüntünün de bir işlevi var hayatınızda. Nasıl bir işlevi olabilir? Görebilene burada. Hı hı. Yani görebilene kastımız şu. Siz eğer o acıyla savaşırsanız onu göremezsiniz. Hı hı. Ama yok savaşmak yerine bu benim için değişim için bir şey. Bu benim için bir şey söylüyor dediğiniz anda o acı değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Yani size külfet olmaktan ziyade sizin önünüzü açıyor. Hı hı. Diyor ki bir dakika ya ben bu acıyı yaşamışım ki şunları bile görmemişim. Olsa da böyle ne bileyim işte Allah bana göstermemiş hani derler ya demek ki ben yoluma devam etmişim. Neyse artık yani acınız neyse. Burada şu da güzel bir yöntemdir. Acınız var ve bu acının farkındasınız. Ama bu acıyı fark edip değişmek ve dönüşmek istiyorsunuz. Ve acının hassasiyetini azaltmak istiyorsunuz. Burada da dediğim gibi EMDR çok işe yarıyor. EMDR dediğimiz yöntem. Yani siz aslında o acının şiddetini, o acıya şiddeti değil, o acı orada devam ediyor. O acı var o ya da o sıkıntı, o tecrübe var. Ama sizin o acıya verdiğiniz yükü, sizin o acıya verdiğiniz anlamı azaltmak, verdiğiniz anlam duygusunu daha aşağıya çekebilmek burada çok kıymetli. Evet. O zaman ne oluyor? O acı sizi yetersiz mi hissettiriyor? O acı sizi güçsüz mü hissettiriyor? O acı sizi beceriksiz mi hissettiriyor? O acı sizi çirkin olduğunuzu mu hissettiriyor? İşte oradaki önemli o duyguyu, o negatif inancı azaltmak. Evet. Ama yine acı var. Evet diyorsunuz, evet böyle bir anım var. Ama bu sadece size bir eşlik etmiş. Bir yerden bir yere gideceğiniz kadar eşlik eden bir şey bu. Kalıcı bir şey değil. Bütün izleyicilerimize şunu söylüyorum. Ne yaşıyor olursanız olun. Hayatınızda nasıl bir problem olursa olsun. Ya da şu an nasıl bir çıkmaza girerseniz girin. Bunlar hayatınızın sonuna kadar devam edecek şeyler değil. Hepsinin son tüketim tarihi var. Ve hepsinin bir görevi var hayatınızda. Bu son tüketim tarihi gittiği zaman... Siz belki de başka bir Ayşe, başka bir Fatma olacaksınız. Ama önemli olan bu acı ve problemler geldiği zaman bunu nasıl karşıladığınızdır. Hı hı. Bununla alakalı savaşmak yerine bu acıyla dönüşebilmek ve bu acının size verdiği negatif inançları azaltabilmek. Önemli olan aslında budur. Yani. Biz bunu başardığımız zaman aslında o acıyı acı ve problem olarak değil, hayatıma gelmiş, beni bir yere doğru yönlendiren bir şey olarak görüyoruz. Evet. Bazen bu eş olabilir. Bazen bu evlat olabilir. Bazen öyle bir şey oluyor ki insanlar şunu söylüyor. Ya diyor bir evladım var beni kalıptan kalıba soktu. Ben yapmayacağım şeyleri bu çocuk yüzünden yapıyorum. Neden? Çünkü diyor ki size bu hayatın mesajı bu aslında. Değişmen gerekiyor Ayşe. Değişmen gerekiyor Fatma. Değişim içinde kusura bakmayın değişim her zaman içimizden. Aa değişmem gerekiyor bu huyum yanlışmış değil. Sosyal ortamda kiminle berabersek çocuğumuzla eşimizle anne babamızla. Eğer ki bir problem varsa bu bize mesaj veriyor. Dönüşüm geçirmek durumundasın. Öyle. Evet. Bu acıyla alakalı olan kısım şöyle bir metaforla da anlatırız Şehadet Hanım. Bizi en çok zorlayan, bizi en çok yaralayan konu her neyse, en çok zorlandığımız konu her neyse. Bunu bir kağıda yazıp kağıda ittirdiğimizi de düşünebiliriz. Ellerimizle ittirdiğimizi de düşünebiliriz. Kollarımızla onu olabildiğince itmeye çalışalım. Sürekli. Sürekli hiçbir şekilde ona yaklaşmak istemiyorum, onu görmek istemiyorum ve ittirmeye çalışıyorum. Uzatabildiğimiz kadar uzatmaya çalışalım kollarımızı. Bir süre sonra kollarımızda artık o yorgunluğu hissediyoruz. İkinci bir seçenek şu, bu kağıtla beraber ya da bu ittirmeye çalıştığım şeyle beraber onu kucağıma koyduğumu hayal edeyim. Onu çöpe atmadım, onu hayatımdan çıkartmadım, onu beynimden silmek için uğraşmadım. Onu sadece kucağıma koydum ve artık kollarım serbest. Onu ittirmek için, onu taşımak için uğraşmıyorum. Ve o kucağımda otururken ben burada bu yayına devam ediyorum. Hayatıma devam ediyorum. Buradan çıktıktan sonra o her zaman benim cebimde, benim yanımda durmaya devam ediyor. Ama arada şöyle bir fark var. Sürekli onu gördükçe onu ittirmeye çalışıp ondan uzaklaşmaya çalışmıyorum. Bu ikisi arasındaki farkı bizzat yaşamak için... Bunu kendi kendimize deneyebiliriz bile. Yani bir durumla alakalı bunu kendi bedenimizle beraber denediğimiz zaman
anlaması çok daha kolay bir hale geliyor. O kollarımızın yorgunluğunu birkaç dakika, sadece birkaç dakika o kağıdı ittirmeye çalışalım. Ve sonra birkaç dakika o kağıdın kucağımızda durmasına müsaade ederek hayatımıza devam edelim. Bir şey seyredeceksek seyredelim. Birisiyle konuşacaksak konuşalım. Ama o orada dursun. İşte bunun gibi bir şey. O sürekli itmeye çalıştığımız, sürekli uzaklaştırmaya çalıştığımız hayat bizi çok yıpratıyor. Evet, çok öbür türlü kucağımızda durması da keşke olmasaydı. Yani keşke hiçbir acı olmasaydı tabii ki. Kim ister ki acı yaşadığı bir hayatın olmasını? Ama böylesi mümkün değil. O zaman imkanlar dahilinde bu hayatı nasıl daha iyiye götüreceğimize bakacağız. Sıradaki sorumuz şu şekilde Şehadet Hanım. Yine benim en sevdiğim soru türlerinden anneanneler, babaanneler soru sorunca çok mutlu oluyorum. Şöyle sormuş izleyicimiz, küçük torunlarım var, çok hırçınlar, sürekli agresif tavırlar sergiliyorlar. Durduk yere saatlerce ağlıyorlar. Bu durumda ne yapmalıyım? Şimdi burada Nihan Hanım, kıskançlık olabilir, kardeş kıskançlığı olabilir. Burada ne olduğunu bilmiyoruz ama hırçın ve agresif durumları, tavırları varsa burada anne babanın filial eğitimi, belki biraz sonra siz daha detaylı bahsedersiniz çok kısa da olsa. Bu filial eğitimi çok kıymetli. Yani biz acaba bu çocuklara nasıl oynamamız, nasıl tavır sergilememiz, nasıl davranmamız gerektiği üzerine çok daha fazla bilgi alıyoruz. Bazen bizim tutumlarımız o çocukları kıskanç hale getiriyor. Bütün çocuklarda aramayalım lütfen. Bazen öyle bir dengeyi kuramıyoruz ki o çocuklarda. Birini severken birini sanki ihmal ediyormuş gibi oluyoruz. Anne babalar da ne yapacaklarını şaşırırlar tabii bu süre zarfı içerisinde. O yüzden burada dengeyi kurmak çok kıymetli. Yani denge üzerine birazcık çalışmamız çok kıymetli. O bir yapabiliyorlarsa dediğim gibi filial eğitimini almalarını çok tavsiye ediyorum. Diğer bir durum ise eğer ki mesela biri birine agresiflik, işte kavga etmeye doğru gidiyorsa burada şunu yapalım. Çocuklardan birini alalım. Eğer sen nefret ediyorum, seni sevmiyorum falan diyorsa alalım kucağımıza, gerekirse şey diyelim. Bak biliyor musun, sen abisin ama sen küçükken sen de bebektin. Sen bebekken senin de böyle kıyafetlerin vardı, seni böyle severdik, seninle böyle oynardık diye çocuğumuzu hatırlatalım Nihan Hanım. Bu çok kıymetli olacaktır. Diğer bir durum ise eğer bu kavga, hırçınlık varsa bunları birazcık hikaye ve minyatürler kullanarak, eğer ki evde bir su, bir kum varsa bu hayvanlar aleminden örnekler vererek, işte hayvanlar da böyle yapmış, şöyle oynamışlar, şunu yapmışlar, işte böyle kavga etmişler kardeşleriyle, sonra annesi gelmiş, annesi böyle davranmış, hani sen de anlat bakalım ne olmuş, sence bunu nasıl çözüm bulabilirler diye küçük küçük çocuklara böyle bir yaklaşımda bulunun. Ağlayan çocuklara hayır, ağlayamazsın, ağlamanı istemiyorum, ağlamanı duymayacağım gibi sözler lütfen sarf etmeyelim. Çünkü o çocuklara bu iyi gelmeyecektir Nihan Hanım. Ama onun yerine bu çocuklar ağladığı zaman alın kucağınıza. Aa, ağladın mı Ahmet? Üzülmüşsün, canın sıkılmış. Bana anlatmak ister misin diye şey yapın. Ama şunu da unutmayın. Öfkeli olan çocuğa hemen hemen anlat bakayım. Neyse öfkelenir demeyin. Öfkesinin geçmesini bekleyin. Birazcık o çocuğa zaman verin. Çok öfke, hırçınlık varsa, agresiflik varsa, biraz da yaşları büyükse bu birileri bir şeylere vurabilecek bazı etkinlikler yaptırmaya çalışın, olur mu? Bazen bizim yaptığımız tutum ve davranışlardan bile bu çocuklar agresifleşip öfke patlamaları yaşayabiliyorlar maalesef. Filial terapiden siz de değindiniz. Bahsedelim kısaca dediğiniz gibi. Anne babaların çocuklarla beraber nasıl oyun oynayabileceklerini ve oyunla beraber onlarla bu etkileşim halindeyken davranış değişikliği ile alakalı ne yapabileceklerini öğrendikleri çok keyifli bir terapi yöntemi ve biraz da anne baba eğitimi gibi de düşünebiliriz bunu. Ve burada ailelerin temel sorularından birisi, ben çocuğumla nasıl oyun oynayacağımı bilmiyorum. Yani oyun oynayamıyorum ya da oyun oynarken çok sıkılıyorum da diyebilirler. Ama bütün bunlarla beraber işte bunu nasıl yapabilecekleri ve bunu yaparken de nasıl kazanımlar elde edebileceklerini de anlatan bir yöntem. O yüzden özellikle böyle aileyle, ailenin bütünlüğüyle alakalı çalışılması gereken durumlarda çocuklarla beraber çok güzel bir ilerleme kaydedilebiliyor. Aileyle çocuk arasındaki bağın kurulmasında da çok faydalı olabiliyor. Bununla alakalı terapiye gitmeden önce kendileri de bilgi sahibi olup hayatlarında uygulamaya başlayabilirler. Filial şeklinde yazılıyor. Filial terapi şeklinde de internetten aratıp bununla online alakalı... Online de olabilirler. Evet, online de alabiliyorlar. Bundan detaylı bilgi alabilirler. Bununla alakalı kitaplar da var, yayınlar da var. Öncesinde kendileri bilgi sahibi olmak isterlerse bu kaynakları değerlendirsinler mutlaka. Belki şunu da ekleyebiliriz Şehadet Hanım. Sürekli bir şeylerden şikayet edip çocukları da suçlayarak maalesef bu hayatı sürdüremeyiz. Yani
Bir şeyler yolunda gitmiyorsa bunun değişmesi yönünde de sorumluluk almak zorundayız. Zaten başlı başına çok zor çocuk yetiştirmek, onun ihtiyaçlarını gidermek. Tabii ki bu zorluğun farkındayız. Ama hani her zaman vurguluyoruz ya, çocuk artık 10 yaşına gelmiş, 15 yaşına gelmiş, hala okumayla alakalı sorunlar yaşıyor, hala davranış problemleri yaşıyor. Ve soruyu şu şekilde alıyoruz: yıllardır bununla uğraşıyoruz ya da yıllardır bunu görüyoruz şeklinde. İşte bu yıllar geçmesini beklemeden anında müdahale edelim. İnşallah daha kronikleşmiş bir hale gelmemiş olsun. Sıradaki sorumuz şu şekilde: 6 yaşında bir oğlum var. 1,5 senedir özel eğitim alıyoruz. 2 ayda bir psikoloğa gidiyoruz. Doktor çocuğumun takıntı hastalığı olduğunu söyledi. Sürekli ellerini dizlerine sürüyor ve bir konuşma içerisindeyken anlamsız kelimeler söylüyor. Ben bu durum karşısında ne yapmalıyım? Şimdi bir de hanımefendiye psikiyatriste gitmesini tavsiye edebilirim. Çünkü burada başka bir durum da söz konusu olabilir. Özel eğitim alıyor ve çocukla takıntıyla alakalı durumlar var. Bence birkaç durum daha olabilir. Onu çok netleştirmek gerekiyor. Bence psikiyatriye daha gidilmesi gerekiyor. Birkaç test daha yapılsın. Bununla alakalı eğer kendi o testler nelerdir, nasıl merak ediyorlarsa, eğer bize ulaşırlarsa biz onun detaylarını birazcık daha verebiliriz. Hı hı. Ve eğer ki yapabiliyorlarsa yanına, benim çünkü çok emin olamadığım bir durum var bu çocukla alakalı. Onunla alakalı belki biraz detay verebilir. Hı hı. Aile bize verirse belki, hı hı, daha iyi şey yapabiliriz. Hı hı. Akabinde ise şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Sadece psikiyatri ya da psikolog değil, aynı zamanda hani bunu soruyoruz yani, muhakkak bu cihazla çalışılması gerekiyor. Bu çocuk bununla, hı, alakalı kaygı, anksiyete gibi durumlar, işte obsesif gibi durumlarda azaltma konusunda gerçekten çok kıymetli ve çok iyi destek olacaktır. Bunu çevresini araştırsınlar. Hı hı. Çünkü çocuk kendiyle alakalı eleştiriye ya da herhangi bir kıyaslamaya girdiği zaman, hı hı, kendini bu duruma sokuyor olabilir. Böyle bir şey yaşıyor olabilir diye tahmin ediyorum. Hı hı. Ama dediğim gibi daha fazla detay verirlerse, yani, hı hı, hangi testler yapıldı bu çocuğa? Hı hı. Yani sadece takıntıları olduğunu mu söylendi, yoksa başka durumlar söz konusu olabilir mi? Tekrarlayıcı hareketleri var mı? Hı hı. İşte göz kontağı kurabiliyor mu sizinle? Bunlara da iyi bakılsın ve bunlar hakkında da bilgi verirlerse belki daha sağlıklı bir geri, evet, dönüşüm yapabiliriz hali. Sizin belirttiğiniz gibi size de ulaşabilirler bu konuda. Zaten internette sizinle alakalı bilgilere de rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Sosyal medya hesabınızdan da ulaşabilirler. Evet. Doğrudan size ulaşıp pek çok sorusuna cevap alan çok fazla izleyicimiz, evet, oluyor. Bu da bizi çok mutlu, evet, ediyor tabii ki. Niyetimiz de bu. Olabildiğince, evet, fayda sağlamak. Ama özellikle de böyle bir durumda lütfen ihmal etmesinler diyelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Sanki bazı soruların cevabı da sorunun içindeymiş gibi oluyor Şehadet Hanım. Hı hı. Bu soru da onlardan birisi gibi. Gelinlerim, eltilerim, görümcelerim tarafından çok dışlandığımı hissediyorum ve bu durum beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederiz hanımefendinin sorusu için. Şimdi diyelim ki böyle bir durum var. Evet, dışlandınız ya da bu sadece işte bu iş ortamı olabilir, akraba arasında olabilir, işte her yerde olabilir. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Size soruyorum, ilk başta hayatınızda ne zaman dışlandınız? Kaç yaşındaydınız? Ve siz bu dışlanma yaşadığınız zaman, ilkokul, ortaokul, lise ne zamansa nasıl hissettiniz ve nasıl tepki verdiniz? İlk önce buna bir bakın bakalım. Nasıl bir kişiliğiniz vardı? Nasıl tepkiler verdiniz? Nasıl bir ortam vardı sizin için? Ve niye insanlar sizi dışlıyor? Neden sürekli bu döngünün içindesiniz? Neden gelinleriniz, eltileriniz ve görümceleriniz sizi dışlıyor? Acaba altyapısında eleştiriler bir dil mi kullanıyorsunuz? Altyapısında onlarla konuşma biçiminiz ve tarzınızdan rahatsız mı oluyorlar? Onlarla konuştuğunuz zaman onlar kendilerini aidiyetle alakalı sıkıntılar yaşayıp size mesafe koymak mı istiyorlar? Buna iyi bakmak gerekiyor. Ya da işte başka bir şey olabilir. Herhangi başka bir durum söz konusu olabilir. Buna iyi bakmak gerekiyor. Eğer ki hayatınızla alakalı gelinleriniz, kızların yani eltileriniz ve görümceleriniz, hı hı, ve bunlar sizi dışlıyorlarsa bunun altyapısı da sizinle alakalı bir durum olabilir. Yani illa bir problem yaşadığımız zaman karşı taraf %100 problemli diye bakmamak gerek. Hı hı. Bu benimle ilgili ne söylüyor? Ayşe Hanım, Fatma Hanım, bu sizinle alakalı ne söylüyor? Nasıl bir yapınız var ki o yapı oraya uymuyor ve sizin değişmeniz gerektiğiyle alakalı size mesaj veriyor? Eğer tahmin ediyorum, bakın, eltileriniz ve görümceleriniz muhtemelen daha önce
gelinlerinize daha sonra, hani çocuklarınız büyüdükten, evlendikten sonra yaşıyorsunuzdur bunu. Niye sürekli bu döngünün içindesiniz? Hı hı. Neden sürekli bunları yaşıyorsunuz? Neden bunlar size bu kadar böyle ağır gelmeye başladı? Bununla alakalı ve rahatsız ediyor bu durum sizi. Yani burada alakalı aidiyet ve alanla alakalı, hanımefendinin kendini rahat hissetmemesiyle alakalı bir durum var. Bu duruma ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? İlk önce hediye alın o insanlara. Hediyeleşmek gerçekten bağları kuvvetlendirir. Ve iyi bakın bakalım. Onlar ne yapıyor da siz yapmıyorsunuz? Ya da onlar ne yapmıyor da siz yapıyorsunuz ve bir şekilde onlar rahatsız oluyor? Birazcık bu konuda iyi gözlem yapabilmek gerekiyor. Lütfen farkındalığımızı iyi artırmamız gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela örnek veriyorum. Şunu şunu yaptınız, bunu bunu yaptınız. Ve ben orada işte beni eleştiriler yapınızdan dolayı sizi istemiyorum. Eleştiriler yapınız mı var? Buna bir iyi bakmak gerekiyor. Yo, ben eleştiriler bir insan değilim. Tamam, eleştiriler bir insan değilsiniz. Acaba insana bir şey anlatırken hep negatif taraftan mı bakıyorsunuz? Hmm. Ya da insanlar bir şeyle konuşmak istedikleri zaman konuşma tarzınızda karşı taraf kendini eleştirildiğini mi hissediyor? Siz belki tarzınız öyle. O zaman üslubunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Ya da insanlar sizi belli bir kategoriye mi soktu? Yani sen düşünmüyorsa da çok fazla düşüyor da çok fazla verici misiniz? Çok fazla vericilik de sizi bir noktadan sonra geriye doğru çeker. Lütfen ilk önce bunlara bakın ve bunları ilk önce değiştirmeye çalışın. Yani örnek veriyorum. Eleştirel bir yapınız varsa geriye çekin onları. İnsanların hayatına müdahale eden bir yapınız varsa şunu şöyle yapacaktım bunu biraz vazgeçmeye çalışın. Çok verici bir insansanız artık verici olmamaya çalışın, sınır koymaya çalışın. Ben bunları yaptım diyorsunuz belki. Hayatım boyunca ben bunları yaptım. Hayatım boyunca ben bunlarla uğraştım. Bunları söyledim ettim. Değişen olmadı, hiçbir şey değişmedi. Tamam. Değişmiyorsa demek ki yaptığınız hiçbir yöntem işe yaramamıştı. O zaman kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Hı hı. Kendi algı yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kendi yapımızı değiştirelim ki karşı tarafa değişmeye başlasın. Dediğim gibi bunlarla alakalı eğer ki gerçekten böyle bir durum söz konusuysa kendinizle alakalı hala bir girdabın içindeyseniz bu bizim şey diyoruz böyle bir artık zincir gibi sürekli devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Kısır döngü. Sürekli kısır döngüye girmişsiniz. Çıkamıyorsunuz. Bununla alakalı uzmandan destek alın. Ben birkaç tane daha yöntem söyleyeceğim. Evet, burada çok işe yarayan yöntemlerden birisi EMDR yöntemidir. İkinci bir yöntem ise kalp merkez hipnoterapidir. Ama dediğim gibi bunu psikolog kendi karar verir hangisini yapacağını. EMDR ile başlanır. İlk önce belki birkaç seans sadece hikayeyi anlatırsınız. O dinamikleri görür, inceler, bakar psikolog. Daha sonrasında yapacağı yönteme karar verir. Burada biz danışan olarak lütfen yönlendirmeyelim terapistimizi. Ama burada bilmemiz gereken bir şey var ki o da kendimizle alakalı bu girdaba niye girdik? O yüzden sordum en başta. Neden geçmişte nasıl bir olay yaşadınız ki siz böyle bir dışlanma? Hala belki de etkisi devam ediyor. Evet. Hala çıkacak bir yol bulamıyorsunuz. Evet. Buna iyi bakmak gerekiyor Nihan Hanım. Ve en son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben elimden geleni yaptım. Yani her şeyi yapıyorum. Hiçbir şey değişmiyor diyorsa bazen insanlar diyor ki ben her şeyi yaptım. Ben şunu yapıyorum. Bazen annelerine babalar ben çocuğum için her şeyi yaptım diyor. Sıralıyoruz. Bunu yaptım. Ben hiçbirini yapmamışım diyor. Belki sizin torbanızda olan şeyler çözüm için yeterli değil. O torbayı değiştirin demiyorum. O torbaya yeni bir şeyler ekleyin. O eklediğiniz şeyleri alet edevi tekrar çıkartın. Bakın bakalım olay değişecek mi? Bazen biz bu torbaya koyduğumuz şeyler yetersiz kalabiliyor, yeterli olmuyor. Bazen uzmanın görüşünü alarak o torbaya yeni yöntemler uyguladığımız zaman işte onlar işe yarayabiliyor. İşte orayı da Nihan Hanım, eğer ki oraya da doğru bir şekilde bakarsak bu iletişimi kazalarına ve bu dışlanmayla alakalı durumu hanımefendinin çözebileceğini düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Şehadet Hanım. Sorularımız yine gelmeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi biz yine sözümüzü verelim inşallah. Evet. Önümüzdeki bölümümüzde bugün yetiştiremediğimiz soruları cevaplayarak başlayacağız. Ancak bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bütün izleyicilerimiz için faydalı bir yayın olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.